Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir Ertan Özyiğit ile kayıt dışına daha hoş geldiniz. Bu hafta cevabını merak ettiğiniz gizemli olayları masaya yatıracağız. Bol bol konuşacağız. Bol bol <laughs> soru alacağız sizlerden. Etiketimiz bizden gizlenen. Tabi gelen sorular ne kadar kayıt dışı soruları olursa o kadar sevinirim. Bu hafta sizlere yakından tanıdığınız iki tane Zaman yolcusunu konuk edeceğim efendim. Ee, araştırmacı yazar Serhat Ahmettan, hoş geldin Hoş Serhat. bulduk, kolay gelsin. İnşallah ee, program... İlk defa TV100'e katılıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Allah Sağ başarılar İnşallah, versin. İnşallah, hep birlikte. İnşallah. Ve tabii araştırmacı yazar Serhat Ahmettan'dan sonra Hamza Yardımcıoğlu... Niye bu ikili? Tabii bu ikili <laughs> zaman yolcusu. Kaç yıl zaman yolcusu programı yaptınız? İki sene yaptık. Ee, 2014-16 yıllarıydı. Seninle de çok güzel programlar evet. yaptık. <laughs> senin de yeni programı TV yüzde. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Senin programına da ilk defa katılıyorsun. Sen de TV 100e ilk defa katılıyorsun. TV yüzde Oytun'un programına Oytu katılmıştım. <laughs> Ama senin programına ilk defa tamam, geliyorum. Okay. Efendim bu hafta neler mi konuşacağız? Zamanda yolculuk yapan gizli bir örgüt var mıdır? Veya da örgütler var mıdır? Bu zamanda yolculuk nasıl yapılır? Onları konuşacağız. Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Yüzyıllardır süren küle, küresel olayların arkasında kimler var? Hangi güçler var? Onları konuşacağız. Ve Ayasofya, Museviler Ayasofya açıldıktan sonra Süleyman tapınağını açacaklar mı? Onu konuşacağız. Ve Kur'an'da bahsedildiği gibi Güneş batıdan mı doğacak? Evet. Bir kez daha hatırlatalım. Ee, bizden gizlenen etiketimiz bol bol soru bekliyoruz çünkü iki değerli zaman yolcusuyla birlikteyiz. Evet. Şimdi ben her şeyden önce burada TV yüze başladığımdan bu yana bir şeyi devamlı anlatmaya çalışıyorum. Serhat ve Hamza. Şunu diyorum ki, yani aynı de ekonomiste bahsettiğimiz işte yani bir pandemi olacak 2020'de hazır olun derken şimdi de diyorum ki dünyayı bir karanlık saracak. Yani biliyorsunuz 11 yılda bir güneşte solar maksimum diye patlamalar var. Şu anda yine bir habere göre e, bu haberi NASA da doğruladı sevgili işte Haktan Aktuanda bu sabah konuştuğumda o da hatta e, sosyal medyada da paylaşmış. Demiş ki NASA'da şu anda var olan bu patlama yani bahsettiği NASA'nın patlama e, Mars büyüklüğünde Mars dünyanın yüzde 11'i filan büyüklüğünde hatırladığım kadarıyla e, bu büyüklükte fakat giderek artıyor. Ve NASA'nın açıklamasına <laughs> göre bu elektronik tüm aletleri etkileyecek. Başta işte bahsettiğimiz uydular dahil olmak üzere ondan sonra dünyadaki elektronik aletleri etkileyecek. Buna hazırlık yapın. Biz bu programda TV 100'de devamlı bundan bahsettim. Yani dedim ki hazırlık yapacağınız çok önemli bir şey var. Bilhassa ee, işte Hamza da yorumlamıştı onu. Dikkat, katastrof yani büyük felaket, yakındaki felaketler kapağında diye ekonomistin. Orada bir fişten bahsederek anlatmıştım. Youtube'da detaylı izleyin onu. Şunu söylüyorum. Diyorum ki Dünyada büyük bir elektrik kesintisi olacak. Şimdi bunları bakarken e, size Simpsons'lar hani hep böyle acaba kehanette mi bulunuyorlar yoksa denk mi geliyor? Ufak bir Simpsons'lardan bir gör, e, görüntü vereceğiz. Ekrana gelirse Gökhan verirsen onun üzerinden konuşalım. Evet şu anda işte Bart Simpsons'ı görüyoruz ailesiyle birlikte bir patlama oluyor. Ve bu patlama sonucunda cep telefonları bak en önemlisi <laughs> elektrik bütün terminaller işte berberin şeyi de dahil olmak üzere tıraş yani dilli tıraş makinesi de dahil olmak üzere hemen hemen tüm sistem etkileniyor. Bu gökyüzü gökyüzünden gelen bir taş. Bunu bir daha seyredelim. izleyenler hani çok kısa olduğu için bir daha baksınlar. Şimdi ben şöyle bir uyarıda bulundum yine 2020 kapağında olan uyarıya yine devam ediyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ya böyle şey olmaz ben uyarıda bulunayım sonunda kim haklı çıkacaksa e, kamuoyunu onu şey yapsın takip etsin. Şimdi şöyle bakalım e, biz senle de Serhat çalıştık bilhassa evet. bu presesyonlar işte dünyanın takla atması. Ee, bu konuda neler eklersin, ne söylersin bizlere? Şimdi bu elektrik konusunu ben şöyle örnek veriyorum. Ee, zaman yolculuğunun yapılabilmesi, yani teorik olarak değil de pratik olarak yapılabilmesi aslında insanlık tarihinin en büyük olayıdır. İnsanlık tarihinin kaderini değiştirebilecek en büyük olaydır. Buna örnek vermek için de diyorum ki elektriğin keşfedilmesi de böyle bir şeydir. Yani elektrik bulunduktan sonra insanlık tarihi kader olarak bambaşka bir veçeye gitti. Şimdi eğer böyle bir şey senin söylediğin o Mars büyüklüğünde dediğin yer aslında bir leke o. Şu anda onun patlayıp patlamayacağı belli değil ama patlayacağı düşünülüyor. giderek yani, büyümeye devam ediyor. NASA'nın açıklamasına ee, göre. Patlarsa etkiler mi? Daha önce 11 yıllık döngülerde patladı pek etkilemedi. Elektronik bazı aletleri etkiliyor ama senin söylediğin ölçüde bütün dünyayı Tabii kapsayan daha büyük bir bir patlamadan bekliyor. Yani mi? elektrik kısıntısı olabilir mi? Bir de burada Entegre sistemler olan ülkeler için bu mesela. sorun olur. Yani işte Amerika mesela, Avrupa ülkeleri. E Bizde yara entegre, yani büyük şehirlerde olabilir. Entegrasyon derken neye entegre? Yani bütün elektrik sistemi tek bir şeye bağlı. Ha, tamam. E, ayrı ayrı yerlerden e, besleniyorsa Tabii. onlar etkilenmez. Ama şöyle etkileyebilir. Yani ekonomiyi etkiler, bankacılık sistemini etkiler. Yani birçok şeyi elektronikle e, bugün havaleler şunlar, bunlar anında işte internet var falan. Yani bunları etkileyebilir. Ama patlayıp patlamayacağını ben o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum Hamza Ekonomisi ekleyeceği bir şey varsa. Ekonomist yayınlarını ben yakından takip ediyorum. Hem podcastlarından makalelerine kadar. Bir de daha önceki kapaklarda senin de dikkat çektiğin The Next Catastrophe kapağında evet. bir sonraki yani sıradaki felaket kapağında dikkat çektiği felaketlerden bir tanesi de solar patlamalar. <laughs> jeomanyetik fırtınalar <laughs> da diyorlar buna. Ve bunların... Hatta ekonomist hem bir makalesinde hem de sesli podcast yayınında e, şöyle bir bilgi paylaşmıştı. 1800'lü yıllarda çok büyük bir güneş patlaması oluyor, elektrik dünyadaki elektrik sistemlerine ve elektronik sistemlere zarar verecek. Ama o dönem kullanılan elektronik sistemler henüz e, olmadığı için, sadece Hı daha bir elektriğin ilk sistemi. zamanları olduğu için <laughs> bu dünyada çok fazla hissedilmemiş. Ama yine böyle bir dönemin içerisine girdiğimizi. Ve Aynısının bugün yaşandığı takdirde dünya insanları üzerinde çok ciddi etkileyebilir etkiler sorunlar e, olacağına yani dikkat çekiyor. Bu pandeminin çekiyordu. etkilediği kadar etkiler mi acaba? Yani daha çok etkiler. Şimdi kapandı ya her yer. Uçak uçmuyor, bilmem ne. Hani geçmiş iki ayda da aynı şekilde. Yani ekonomiler çok darbe aldı. Bir daha böyle bir şey olursa, bir iki ay daha giderse, o zaman işte. Şimdi burada bayağı... benim düşüncem şunun üzerine kurulu. bir Yani tam bir yere vuruşa ihtiyaç var ki. Yani dijital devrimin mükemmel olabilmesi evet. için. Dolayısıyla ben diye ekonomistler YouTube'da izleyin bu next katastrofla ilgili yani yakındaki felaketle evet. ilgili videomu. Orada özellikle elektrik kesintisine dikkat çekmiştim. Ne demiş oradaki fişten çıkarttı. Tabii değil mi? şimdi iki oradaki fişe de bakacak olursa aslında orada detaylı görebilirsiniz. Orada hem Avrupa'nın ve Asya'nın kullanmış olduğu fiş vardı. Ben dedim ki buradan anlatılmak istenen daha çok Avrasya bölgesi etkilenecektir. Ama şunu söylüyorum bak. Şimdi bu lekeyi ilk bulan adam Florida'da gözlem yapan bir amatör gözlemci. Bu Martin Weiss diye bir adam. Acaba Buna bir mu bakıyor. Olurdu? Onu mu öne sürdüler? Yok. Yani tespit ediyor güzel. Tam işte bu kayıt dışı sorusu evet, oldu. Yani acaba onu öne mi sürdüler? Şimdi şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki ya bu işte parçacık ee, yavaş yavaş büyümeye başlayacak ve dünyayı etkileyecek. Ben şunu söylemiştim. Eylül ayında 2019'un Eylül ayında sınır güvenliği konferansında müsiyadım. Dedim ki bir elektrikle ilgili olan problemi üst takıl kullanacaktır. Ellerinde microwave diye bir alet var. Tüm elektronik sistemleri yok edecek. Yani Hamza şunu çok dikkat ettirmemiz lazım izleyicilere. Olmazsa şahane ama 2020 19'da eylül ayında uyarıp 2020'de büyük bir pandemi yaşadığımız gibi bu uyarı yapmak da bizim vazifemiz. Evet. Bana göre hani katılan olur, evet. katılmayan olur. Şunu söylemek istiyorum. Evinizde mum var mı? Sabahleyin kalktınız. Hikayeleştireyim biraz. Gaz sonrası siz... var bende. Ha güzel. Gazlandası. Lüks yani. <laughs> ben çok onunla kitap yazdım. Tamam. <laughs> ya bununla da yazdım. Şeyi onun, de, onun da ilhamı bir başka değil mi? Çok Sabahleyin uyandın Namza. Cep telefonuna 50 attın. Aa dedin geç kalkmışım. Cep telefonuna herhalde fişe takmayı unuttum. Sonra ila, televizyonu açtın acaba ne oldu diye. Hiçbir elektrik yok her şey yok. Sonra bir anda baktın ki asansörler çalışmıyor. Markete gittin markette hiçbir şey yok. Bu bir günlük bir elektrik kesintisinden bahsedersek bir problem yok. Bir aylık. Ve bir senelik bir elektrik kesintisi ben bizim milleti nereye etkilemez girmiş? diyorum. Efendim? Bizim milleti etkilemez. İki gün içinde adapte olurlar. Hiç de şey olmaz. Adapte olmak ama, yani ama bankacı ekonomiyi etkiler de. Fırsal kesimde yaşayanlar adapte olur. Köy, Burada yaşayanlar, yaşayanlar da olur. olur. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi büyük şehirlerdeki gıda stoku 3 gün yetecek ha, kadar. lojistik yani durduğu çıkar. takdirde. Evet. Ve şu anda bizim bütün sistemlerimiz elektronik sistem üzerine kurulu olduğu için internet üzerine kurulu olduğu için evet, olabilir bir gün geçsin büyük problem. Üçüncü günden sonra Allah korusun artık yağmalamalara yani kadar fırınlar çalışmaz bir, değil bir mi? yere gidebilir. Fırınlar ama Ma taş fırınlar var. elektrik Ya taş fırınlar şimdi var. şöyle <laughs> fark etmiyor. Şimdi taş fırın için buğdaya ihtiyaç var. Buğday Bak, eskisi ya gibi. atarsın. Hayır bana. buğday eskisi gibi. İşte öğütülerek alınmıyor. Bir tane makineye basıyorsa onu da çıksın. Şimdi bahsettiğimiz elektrik gitmesi değil bu solar patlamada. Bütün elektrik ve elektronik e, cihazların erimesinden bahsediyoruz. Bu. bu insana etkiliyor mu acaba? Bir yani de tabii tabii. Bir Onun doğuracağı direkt etkinin haricinde psikolojik etkisi de bir yıkım yaratır. Mesela e, geçenlerde okuduğum bir makalede, toilet paper syndrome diye bir kavramla karşılaştım. Yeni atmışlar ortaya da. Tuvalet kağıdı sendromu. Evet. Yani panik halinde Amerika'da zaten yaşanan, değil Amerika'da değil mi? ve tüm dünyada dünyanın rekor kırmış zaten tuvalet kağıdı satışları. Şimdi insanlar bunun psikolojideki karşılığı yoksun kalma sendromu. İnsanlar kendini güvende hissetmek için saldırıyor. Şimdi böyle bir olayda yani gıda ve su stoklarının yetmesinden önce zaten tükenmesiz gündeme gelir. Ondan sonra tam bir kaos ortamına döner ve insanlar her şeyi yapabilir. Yani otoritenin kaybına kadar gidebilecek Tabii. bir şeyden bahsediyoruz aslında. Küresel yani, anlamda bir. Şimdi şey. burada e, emniyetin çalışmadığından, hastalı hastanelerin çalışmadığından, uçakların çalışmadığından, yani elektrikle ilgili aklınıza gelebilecek hiç, hiçbir şeyin Peki, çalışmadığından Peki bir şey sorayım benzerim. Ertan abi. Şimdi bu o ekonomistin kapağında falan kendi yapacakları şeyleri oraya koyuyorlar. Yani kendi güçlerini yettiği veya planladıkları şeyleri. Ama bu senin anlattığın şey aslında doğal bir olay değil mi? Tabii doğal. doğal bir. Olay. Şimdi bu doğal bir olayı oraya nasıl koyabiliyorlar ve böyle biz nasıl yorum yapıyoruz? Ben şöyle yapıyorum. Yani soru sordum. Yani soru soruyor. Şöyle yapıyorum sevgili dostlar. Aslen ben The ekonomiste bakıp bir şeyler söylemiyorum size. The ekonomistle aynı kafada sen içeride sorduğun sorunun da cevabı olacak. The ekonomistle Aynı e, perspektifte baktığım için görüyorum. Örnek veriyorum. Burada önemli olan şeyin patlaması değil, solar patlama değil. Solar patlamayı kullanan bir üst akıldan bahsediyorum. Yani doğal şeyleri de bunlar kullanıyorlar. Tabii, aynı pandemi olduğu gibi. Evet, böyle i̇şte bakıyoruz. Esas zaten lazım. işin önemli noktası bu. Yani zaten mesela işte dış saldırı var, dış güçler var falan. Tamam güzeldi kardeşim. Senin zeminin uygunsa orada o hareketi yapabilecekleri bir zemin varsa orayı onlar körüklüyor. Başka bir şey yaptığı yok. Yani olmasa bir şey bir şey de yapamazlar herhalde değil mi? Evet. Yani zemin var. Z zaten bir de sana yaptırmak istediği şeyi direkt yap demiyor. Zemini yaratıyor ve o zemin içerisinde senin davranışının ne olacağını önceden görebiliyor. Mesela bu pandemi sürecinde eş zamanlı olarak ekonomik e <laughs> krizin olduğu bir ortamda biliyor ki dünya hükümetlerinin yetkilerini daha fazla artırma yönünde hareket edeceği, özgürlükleri sınırlandırmaya gideceği, çünkü ekonomik krizin karşılığında gelecek tepkileri minimuma indirmek veya veyahut da onlara karşı bir bir sübap oluşturmak isteyeceklerini zaten biliyor. Ve bu zemini hazırladığı zaman dünya hükümetlerine talimat vermesine gerek yok ki. Zaten onlar bunu yapacaklar. Peki böyle bir şeyi neden yapmasını istiyor sorusu gelebilir bunun devamında. Stresi i̇şte daha mesela... fazla biriktirip Patlamaya yol açsın Orası bu çok otoriteler önemli. tamamen e, yani hükümetler otoritelerini dünyada kaybetsin. Ve bu sefer Milton Friedman'ın şok terapi veya şok doktrin dediği o tezin devreye girmesi o ne oluyor? Artık insanların çaresizlik halinde sistemin çöktüğü anda ya bir çare bizi birisi kurtarsın dediği anda işte size çare yani tez anti tez yani ve ortaycı işte sentez bundan korunmak için hani herkesin itiraz ettiği işte çip takalım mı takmazsan böyle bir hayata <laughs> geri dönüş olmadığından başlayıp bir yerlere kadar gide, Bu gidebilir. Bir katkıda Furkan Muhafız diye bir arkadaş tweet atmış. Tamam. Muhakkak izleyin sevgili dostlar. Revelation yani devrim diye bir 2012-2014 yapımı bir seri dizi yani dizi var. Bu diziyi muhakkak seyredin orada da tamamıyla konu elektriğin gitmesiyle ilgiliydi. bir Bunu hatırlatmakta yarar var. Sen Şimdi şey Hamza'nın getirdiği nokta bence çok önemli. Şöyle ben de düşünüyorum. Şimdi e, bunlar daha önce denemişler bu da bir deneme olabilir. Yani hükümetler böyle zorluk karşısında nasıl davranıyorlar? En kolay yolu seçiyorlar yasaklama. Evet. Zorlama, baskılama, engelleme, yasaklama. Bundan daha kolay bir şey yok. Yani buradaki probleme bir çözüm için bir arayışa girmiyor çoğunlukla ilk tepki olarak hükümetler. Hemen bir zorlama, engelleme, yasaklama halledebilir miyiz? Bölgesel mi? hükümetlerden de bahsediyorsunuz, üst akılda mı? Dünyanın genel bütün hükümetleri. Ama üst akıl zaten Şimdi, bunları bir kullanmak üzere. Şimdi bak, Hamza evet. da dedi ki, evet. zaten bunu bildikleri için, evet. peki bunu üst akıl niye istiyor? Yani hükümetler niye halkın birçok şeyini engellesinler, zorlasınlar, daraltsınlar? Neden istiyor? Söyleyeyim mi niye? Şu ben söyleyeyim tamam. sen de tamam. katkıda bulun. Şimdi benim tahminime göre bu dünyanın genel sistemini bu ta 1. Dünya Savaşı'ndan beri başlayan bir olay. Yani ben buna diyorum ki Leninist teoriyle gittiler. Leninist teori şu. Tek tek devletlerde biz komünist devrim yaptırarak buraları ele geçirelim, alalım. Komünist devrimin manası şu. Yani oranın sahibi yok. Yani işçi sınıfı sahibiyim diyor ama işçi sınıfının yönetip yönetmediği de belli değil. Ve işçi sınıfı kimden oluşuyor belli de değil. Bir sınıfa veriyorsun onu. Yani millet, halk, ulus kavramı kalkıyor ortadan. Ulus devletlerin yıkılış projesi bu bana göre. Şimdi tek tek devletlerde bu yüzyıl denen de olmadı. Aslında benim bu konu, koronavirüste e, gördüğüm şey şu. E, Lenin'in karşısında Troçki vardı. Troçki de şöyle diyordu. Bu belirli bir olgunluğa geldikten sonra... Zaten kendiliğinden bütün dünyada aynı anda devrim olur. Şimdi bunlar bu pandemiyi global bir düzeyde yaptıkları için global düzeyde bir yoklama yapıyorlar bana göre ve buradaki maksat da şudur. Dünyanın yani bütün her tarafı sahipsiz kalsın. Mesela Türkiye'yi biz sahiplenemeyelim. Rusya'yı Ruslar sahiplenemesinler. Amerika'yı Amerikalılar sahiplenemesinler. Şimdi bu neden böyle gerekiyor? Aslında bu dünyayı ele geçirmek için ortaya çıkmış gizli bir sistemin önce zaten sahipsiz bırakması gerekiyor ki bugün bunu Suriye'de savaşla falan yapmaya olacak. çalışıyor. Ee, şimdi artık kendi konularımıza dönelim. Bu gündemdi çünkü. Evet. Sevgili dostlar bununla ilgili işte çektiğim YouTube'u izleyebilirsiniz. Bunu defalarca söylüyorum. Hani şeydeki uyarım gibi yani Ocak ayında başlayacak bir pandemiye hazırlık yapın. Uyarım gibi. Bunu da ben söylemiş oldum. Haklı mı çıkacağız, haksız mı çıkacağız görecek. Şimdi evet. sistem. Şimdi evet. size iki tane kitaptan bahsediyorum efendim. Bir tanesi kök. Ya bu iki kitabın da muhakkak kütüphanenizde olması lazım. Bugün Hamza Yardımcıoğlu'nun yazmış olduğu kök insanlığın saklı tarihi üzerinde konuşacağız. Hemen hemen benzer yaklaşımla Serhat'ın aklıyla bir kitap gösteriyorum. Bu da e, kozmik miras, evrensel ardalık kanunu Serhat Ahmet Tan'a ait. Bu iki kitabı e, bir şekilde e, elde ederseniz bugünkü konuşacaklarımız... Ben Hamza'nın kitabını okudum. E, tavsiye ediyorum. Çok evet, güzel ben bir Aynen seninki de öyle. Çok son e, İki kitap da çok güzel olmuş. Ben de bir daha okudum e, gelirken acaba eksik var mı diye. Şimdi evet. bahsettiğin konu şu Serhat. E, sohbet ediyoruz Hamza katıl. Serhat'a tamam. sormam önemli değil. Araya girebilirsin. Şunu diyorsun. Diyorsun ki ya bir... Akıl var. Evet. Bu akılda bir şekilde dünyayı yönetmeye çalışıyor ve evet. bu dünyayı şekillendirmeye çalışıyor. Ben bu aklın, dünyanın nüfusunun çok uzun süreden beri sizde yaptığımız programdan başlayarak yani düşünün. Ha, evet. 500 milyonun altına düşürme hedefi olduğunu söylüyorum. Böyle bir akıl bundan sonra neyi planlar? Bak, bu söylediğin şeyi de ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bu aslında büyü dediğimiz şeydir. Nosobo etkisi deniyor buna. Placebonun tersi bu. Bu nasıl biliyor musun? Diyorsun ki sende cin var, sende büyü var diyorsun. Adam kendi kendini hasta ediyor. Bu binlerce yıldan beri uygulanan ve insanlar arasındaki dayanışmayı, güveni ortadan kaldırmak üzere uygulanan bir sistem aslında. Bireysel düzeyde gelmiş. Ama bugünlerde bu kitlesel düzeyde, global düzeyde uygulanıyor. Bu e, o şeyler... E, takvimleri falan yorumluyorsunuz ya ben onları da öyle değerlendiriyorum. Yani burada bir şey atıyorlar. Sen alıyorsun onu çoğaltıyorsun, çoğaltıyorsun, çoğaltıyorsun. Bambaşka yorumu da olabilir. O yani sana demiyorum. Yani yapanlar <gülüyor> hepsi. <gülüyor> hepsi <gülüyor> ben yapıyorum ya. e, Sen de yapıyorsun. Sen de ben de yapıyorum ama burada biz aslında bir tuzağa düşüyoruz. Yani ya. o adam oraya belirsiz bir şey atıyor aslında. Niye olumsuz yorumluyoruz? Ya yani olumlu yorumu da olabilir. Gayet güzel adam evine elektrik prizi de koymuş. Çok güzel. Tablo da yapmış. Kuşlar falan. Resim Oturuyorlar. Için. Resim de olumlu bence. Tamam. Şey ama şimdi burada söyleyemem. Benim bir yorumum var da. Tamam. Burada söyleyemem. Tamam. Yani o şekilde yorumlayabiliriz onu biz. Neyse konuya ge geleyim. Şimdi burada sistemli bir şey var. Burada korkutarak korku nedir? İnsanın bireysel frekansını da düşürür. Toplumların frekansını da düşürür. Bu aynen e, Kur'an-ı Kerim'in işte Felak Nas surelerinde geçen aralarındaki bağları yok etme. Yani işte fil okat diyor ya orada. Yani oradaki insanlar arasındaki dayanışma bağlarını yok etme. Sonuçta gene aynı yere geliyoruz. Toplumlar hiçbir şeyi sahiplenemesinler. Tek tek bireysel yalnızlık kalsın. Hatta geçmişe ait mesela ben Türk milletinden geliyorum, Osmanlı'na geliyorum falan bunlar da unutulsun. Tamamen sahipsiz kalsın. Fikirler sahipsiz kalsın, o zaman biz bu dünyayı ele geçirebiliriz çok kolaylıkla. Ama tabiçoktan başlayan bütün hedefte bunun üzerine kurulu değil miydi? Ne diyorsun yani abi? Bir de Zaten. şunu şunu da eklemek istiyorum. Ee, korku toplum üzerindeki direnci ortadan kaldırır ve senin karşına getirecek bir korku unsuru varsa ve sen bunu önceden görüp anlatıyorsan, yani Ahmet abinin söylediğine te, te şey olarak. E, aksi yönde bir iddia getirmek için söylemiyorum. Destekliyorsun aslında. Tabii aslında söylediği doğru. Ama benim bahsettiğim başka bir şey. Diyelim ki dünya üzerinde bir travmatik olay <laughs> yaşatılacak. Ve bu travmanın etkisini insanları önceden uyararak, önceden hafif bir korkuyu hissettirerek yapabilirsin. Bir de Büyütebilirsin. Bu tarafı da var. Yani etkiyi de arttırırsın. Ama olmayacak olan bir şey varsa dediğin gibi olumsuz etki yapar. Ama ortada bir tehlike varsa, insanların yüzleşmek zorunda kalacağı bir resim görüyorsan, ve bu insanlar bunu önceden gördüğü zaman evet ilk başta bir rahatsızlık duyarlar. O ama o rahatsızlık onları hazırlar. Ve onunla yüzleştikleri zaman aynı şoku yaşamazlar. Yani bu şey gibi bir kavgaya giriyorsun diyelim. Birdenbire darbe alıyorsun, etkileniyorsun ama Hazırlıklı bir şekilde girdiğin zaman daha az darbe alıyorsun gibi bir şey bu. Hazırlıklı oluyorsun. Hazırlıklı olmuş oluyorsun. Şöyle, e, bitir sözünü ben de bir şey. Bir şey bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Söyle. mesela ERY -E demiş ki bu elektrik kesintisi ne zaman olacağını biliyor musunuz? Sevgili çok güzel bir soru çünkü bu. Hani ya soru, şeyi tahmin edemedim ama yani e, işte pandemiyi çok net zamanını tahmin ettim ama bu elektrik kesintisinin süreci şunla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin operasyonuna bağlı bu iş. Bakın, solar patlama dünyayı çok etkilemeyecek. Şimdi diyeceksiniz biraz önce etkileyecekti. Etkileyen üst aklın kendi teknolojik ürünleri etkileyecek. Yani solar patlamayı bahane edip kendi kullandıkları teknolojik ürünlerle yani benim microwave dediğim bir ürün var, onu internete yazın görün. Onlarla birlikte hangi bölgeyi istiyorlarsa Oradaki bütün elektrik ve elektronik malzemeleri yok edecekler. Dolayısıyla bu operasyonun kean kendisi aslen ee, ta, muhakkak ve muhakkak üst aklın kendi operasyonu olacak. Yakın zamanda 3. Dünya Savaşı konuşacağız. Osman ile buradan kendisine selam olsun. Eylül'de buraya gelecek. Onunla da 3. Dünya Savaşı'nın da benzer bir atak olduğunu göreceğiz. Şimdi buraya kadar anladık ki, Böyle bir şeye hazırlık yapalım. Bizden söylemesi olur veya olmaz. Olmazsa da hiç değilse evet. hani eğer ki Türkiye ben pandemiyi Eylül'de söylediğimde ve o, o e, Ocak'ta başlayacak dediğimde Hamza hazır olsaydı şu anda maske fabrikalarımız olacaktı. Ona göre hazırlık yapacaktık. Herkesden öne geçecektik. Şimdi de elektriği söylemiş olduk. Aynı sınır konferansında ilk yapacağımız şey kapılar kapatın. dedik. Şimdi şöyle sorulara devam edelim. <laughs> Ya siz uzun zamandan beri zaman yolcusu diye hiç ilgisiz bir program yaptınız. Ya gerçekten dünyada zamanda yolculuk yapan bir gizli örgüt veya örgütler veyahut da kişiler var mıdır? Bu sefer Hamza senden başlayalım. Bütün toplumların hikayelerinde, söylencelerinde, kıssalarında anlatılan bir şeydir bu. Bu bizde de vardır. Şimdi bunu direkt ben vardır desem ki derim ama şimdi ne kadar inandırıcı da olur ama o yüzden Biraz sebeplere, kaynaklara gideceğiz. Kitaplardan bakacağız nerede neler var diye. Şimdi ricali gayb diye bizim kültürümüzde bunun karşılığı vardır. Rical adamlardır. Gayb da bilinmezliktir. Bilinmezliğin adamları. Gizemli adamlardır bunlar. Bunlar ne yaptığını siyah kimse bilmez. Bunlar siyah giyen adamlardır. <laughs> Men in black'tir. Evet. O da oradan gelir zaten. Ve bunlar zamanda yolculuk yapar. Buna da bastı zaman denir. Yani Tayyi mekan, bastı, bastı zaman. zaman. Bunlar aynı zamanda ikisi aynı şeydir. Tayyi mekan bir anda bir yerde olup, dip, kilometrelerce uzakta başka bir yerde görünme hikayesi. Bunu hemen herkes dinlemiştir bu tür hikayeleri. Bunlar gizemli, bilinmezliğin ada adamları tarafından yapılan. Ki bunların sayılarıyla ilgili örnekler de verilir. Bunlar 40 kişidirler. Daha küçük halkalara indiğin zaman 7'dirler. dirler. Ee, ve bunlar. Dünyanın gidişatı ile ilgili, insanlığın kaderi ile ilgili bazı kararlar alıp uygulamaya koyarlar ve insanlığın tarihi üzerinde belirleyicidirler. Ve ortaya tabi paralel evrenler fikri biraz belki onu kuantum mekaniği açısından da e, birazdan inceleyip açabiliriz de. Ama bizim kültürümüzdeki karşılığını biz bu şekilde görüyoruz ve bir yerden bir yere var, geçme tayin mekan ve bastığı zaman zamanda yolculuk tarihin çok farklı yerlerinde Hızır'ın görülmesi gibi ee, Ahmet abi'nin zaten Hızır üzerine yazdığı evet. bir kalın bir Hızır kitap da var Ahmet, ve birazdan onlara da gireriz. Sen Hızır'ın aklı, aklına. Ondan herhalde, önce değil mi? istersen şunu söyleyeyim. Bilmiyorum Sadece yani. bizde değil bu. Bunu Batı literatürünü incelediğiniz zaman yani Avrupa'da bile mesela Kelt mitolojisinden kaynağını alan <laughs> e, İngilizce olarak yazılmış bir kitap var. E, İrlanda asıllı bir İngiliz tarihçi tarafından yazıldı. The Walking with the Green Man diye bir kitap ve orada bizdeki Hızır'ın ve aynı zamanda Zülkarney'nin tam hmm. olarak karşılığının ne şekilde tezahür ettiğini görüyoruz. Mısır'dan Mesela Robin Hood aslında. Robin Hood bakın Tabii. popüler kültürdeki Robin Hood yeşil Hızır'ın Hızır Kelt mitolojisindeki karşılığının bir uyarlamasıdır. O da Serninos'tan Serninos'un güncel uyarlamasıdır. O da iki boynuzlu aynı Zülkarneyn etimolojik kökeninden e, alan kaynağını Zül Zülkarneyn evet. Serninos. Kelime anlamları da aynıdır. Çift boynuzlu bir kelt tanrısıdır. Kral Arthur hakeza öyledir. Kral Arthur mağaraya girer şövalyeleriyle birlikte ve orada asırlarca uykuda kalır. Ve tekrar çıkacaktır ama İngiliz buna inanan Arthurian Society izledikleri ve hatta Bunlar 2. Dünya Savaşı esnasında bir söylenti çıkıyor. Diyorlar ki İngilizler Manş Denizi'nin karşı tarafında Almanlar pusu kurdu, İngiltere'ye saldıracaklar falan. Gerçi böyle bir olay gerçekleşmedi ama o söylentiler içerisinde bütün halk korku içerisindeyken bu Arthurian society'ler ciddi ciddi Kral Arthur'un gelip kendilerini kurtarmasını beklemişler. Çünkü böyle bir beklenti var. Zamanı evet. geldiği zaman mağara arkadaşlarıyla birlikte oradan çıkacak. Bu arada Kral Arthur tarihsel bir karakter değildir birçok kişinin zannettiği gibi. O tamamen mitolojik, efsanevi bir karakterdir. Onun yaşadığı tarih bilinmez. Aynı Merlin gibi. Aynı Merlin gibi ve bunun diğer birçok yerde karşılıklarını göreceğiz. Zaten ben Kök kitabında insanlık tarihini alternatif bir insanlık tarihi yazarken şu iddiam şuydu. Bütün dünya mitlerini ve dinlerini karşılaştırdım. Bunların yaratılış hikayelerini, mitosları ve bunların hepsinin aynı şekilde Aynı bir olaydan zaman ]mez. yolcusu buldum bir, diyorsun. Bir derlemeydi bu. Ve içerisinde evet. evet zaman yolculuğu bunun tam merkezinde yer alıyor desek de abartmış olmayız. Şimdi Ahmet'e de Mısır'ı soralım. Yani ben geldim, de katkıda Ne diyeceksin? Şöyle diyeceğim. Mesela Masonların mabedi olarak kabul edilen Rossi'nin şapelinin içine girsinler, baksınlar. Olduğu gibi Hızır şeyleri vardır. Oymaları vardır mermer üzerine. Ağzından ağaçlar çıkar dallara gider, şeylere gider. Orada hiç daha o günkü tarihte, onun yapıldığı günkü tarihte bilinmeyen Amerika'da yetişen, Avrupa'da daha bulunmayan bitkiler bile vardır. Yani Hızır'ın çok orada değişik tasvirleri vardır. Ama Masonizm Örnek dediğin olarak zaman Mısır'ı atlamamak lazım. Yani şimdi oradan da gelmiş olabilir Mısır ama bu Mısır dediğimiz zaman direkt Hızır Green Adam'dan var. bahsettiğimiz direkt. zaman Tot karakteri. Evet. Ee, orada Green karakter Doctor, daha önce de yani Joker var ya tabii. filmi de var. Joker Joker evet. bile aslında şeyini e, kaynağını Hızır'dan alır. Bir anda burada var olur, orada var olur. Joker kartı vardır ya her şeyin yerine geçebilir Şimdi, gibi. Oradan anla, almıştır o fikri. Bu, anladık ki tarihte yani buradan tarihte işte, var bir de kutsal kitaplarda top, da var. İdris ve peygamberden bize göre veyahut da Hızır'dan veyahut da işte e, Green Man dediğimiz e, İrlanda kökenli tüm hikayelerde evet. ve benzeri çok hikaye var Çine gittiğinde de benzer hikayeler var bir zamanda yolculuk eden birisi var. Evet. Bu sistem daha sonra ikinize de bu soru daha sonra bir gizli örgüte mi dönüşüyor yani çünkü evet. soru şu gizli örgütlerin e, zamanda yolculuk ettiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Bunlar evet. hangileridir? Kimlerdir? Bunlar abi ben sana Tek söyleyeyim bir yok. bu mağara evet, hangi misyonu, örgütlerdir mağara misyonu dediğim bir örgüt evet. bu. Hatta ben Kehf suresine de dayandım <laughs> hikayenin başlangıcını. Kehf suresinin de metnini bulup istersen oradan e, birkaç ayet okuduğumuz zaman daha da net karşımıza çıkacak. Kehf suresinde herkes zanneder ki Ashab-ı Kehf üzerine anlatılan sadece onun üzerine anlatılan bir hikayedir. Ama o değildir. Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim diye bir şey bir grup daha vardır. Asap demek arkadaşlar demektir Arapçada. Kefte mağaradır. Mağara arkadaşları. Ama sadece onlar değil. Bir de ashab-ı rakim var. Hep atlanan kısmıdır. Rakam arkadaşları. Sayı arkadaşları. İki grup var mağarada. Ve onlar birbirleriyle konuştuğu zaman asab ı keyfin olaylardan pek haberi yoktur ama asab ı rakim her şeyi biliyordur. Onlara e, der ki Aranızdan hanginiz ne kadar süre kaldığını hesaplayacak? Hadi bir bakalım gibi onlara bu işin aslını anlat, anlatır. Sayı arkadaşları Sa kimler? Kimlerden Kimlerdir? bahsediyoruz? Rakam arkadaşları Nedir gizemli bunlar. bir gruptur bunlar. Evet. Ee, ne araştırdın? Hem ben bilgisayar, kime gidiyor? bilgisayar evet. kullananlar gibi de yorumluyorum. O asıl yani, keyfi rakim. Yani bunlar çok ileri teknolojiye sahip e, insanlık teknolojisinin daha ulaşmadığı seviyeye sahip olan bazı insanlar da diyebiliriz. Dünyadan kökenini almamış olan insanlar da olabilir. Gelecekte yaşayanlar da olabilir. Şimdi bu Hamza'nın anlattığı gibi e, bu olay var mıdır yok mudur diye sorduğun baştan. E, Hamza'nın anlattığı gibi tarihsel örnekleri var. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok örnek var. Hamza'nın verdiği yerde örnek var. Kese Suresinin başından o birkaç cümlelik kısmı okuyayım sana öyle Biz devam et olur oku. mu? Yoksa sen mağara ve rakam arkadaşlarının Bizim acayip ayetlerinde ayetlerimizden olduğunu mu sandın? Acayip kelimesi geçiyor orada. Hakikaten de enteresan ayetler. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı. Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bizi kurtuluş ve doğruluğa ulaştırmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarının üzerine vurduk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden bak iki zümre diye evet. vurguluyor. Evet. Ke, evet, iki zümre. Hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiklerini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz der ve hikayeyi anlatır. Evet. Biraz buradaki iki burada zümre ne, ne Buradan zümreler, çok net. Yani şöyle bir şey anlıyoruz. Burada bir zaman yolculuğu anlatılıyor. Çok açık yani. Zaman başka, yolcuları anlatılıyor. Zaman yolcuları da hikayesini yaptıkları anlatıyor. da evet. anlatılıyor. Yani orada ayetlere bakınca kesin. Hatta bu Süleyman bahsinde daha da açık. Bunun nasıl yapıldığı da anlatılıyor. Şimdi ben şöyle diyorum. Aslında bunu Kur'an-ı Kerim'in sağlam bir kitap olduğunu ispat etmek için de söylüyorum başka başka konularda. Yani sen şimdi peygamber olsan yani peygamber diye ortaya çıkmış birisi olsan böyle bir kitap da getirdin o günün insanların hiç anlamadığı hatta bugünkü insanların bile çok zor anladığı bir konuyu getirip de o kitabın içinde anlatır mısın? Yani uydurmacı olsan. Öyle çıkmışsın sahte peygamberlik şey yapıyorsun bir de kitap getiriyorsun. Şöyle şöyle olaylar oluyor diyorsun. O günün insanları hiç anlamıyorlar bunu. Bugün de anlamıyorlar. Bugün de zor anlaşılan bir mesele. Anca teknoloji ilerledikçe zaten bahsettiği Hamza'nın Kehf suresi anca ahir zamanda anlaşılacak diye hadisler var. Yani o o günün Müslümanları onu anlamamış olsalar bile inanarak devam etmişler. Ve oradan bir sürü bu halk söylenceleri, şunlar bunlar çıkmış. Şimdi bu kutsal kitaplarda var. O zaman böyle bir şey var, kesin. Süleyman bahsinde zaten nasıl olduğu da anlatılıyor. yani Örnek verelim. E Süleyman mesela, Süleyman'ın e, Sabah Melikesi Belkıs'a bir daveti Ahtı var. Ahtı getirme meselesi. Daveti evet. var. Gel diyor, o gelinceye kadar iki ay falan geçecek yolda. Ondan sonra yanındaki adamlarına, vezirlerine diyor ki onun tahtını bana kim getirebilir? Bir tane vezir bunun cinlerden olduğu söyleniyor. Yani insan soyundan değil ayrı bir tür. O tür onun veziri olmuş. Ona başka işler yaptırıyor. Onun yönetiminde bir sürü adamları var yine kendi türünden. Şimdi o diyor ki sen diyor, oturup kalkmadan ben getiririm. Şimdi oturup kalkmak aşağı yukarı birkaç saniye sürer. Bu çok kısa bir süre gibi görünüyor. Ama Diğer bir vezir onu da şöyle açıklıyor. Bu cinlerden değil yani ayrı bir türden değil. Ee, insan türünden çünkü kitaptaki bilgilere sahip olan birisi evet. olarak söylüyor. bunun Hızır olduğu söyleniyor. O da diyor ki gözünü açıp kapatmadan daha önce. Şimdi bak burası çok önemli. Göz açıp kapatma diye çevirmişler bizim mealciler falan ama öyle anlaşılmış yani İslam literatüründe fakat orada söylediği kelime şu. Baktığın yerden Işık sana geri dönmeden önce. Şimdi bu ışık hızını anlatıyor. Işık hızından da daha üstün bir hızı anlatıyor. Şimdi o zaman oturup kalkmayla bunun arasında çok büyük bir fark var. Bunu i̇bn Arabi kitaplarında çok açık, geniş bahisler yapmış, anlatmış. Fususül de var. Şimdi burada Yani o kişinin, bunu getiren kişinin aslında bir cin değil, bir insan soyundan evet. olduğunu söylüyorsun. Yani öyle anlayalım. Orası o fakat, evet. Bir şekilde hızır gibi birisi. Hatta hızır, hızır olduğu yani iddia edilmiş evet. çok. Dolayısıyla bunun elinde hızırın olduğu gibi farklı teknolojiler olduğunu söylüyorsun. Şimdi yani şimdi bu evet. geçmişten geldiğini iddia ediyorsunuz, doğru mu? Şimdi zaman yolculuğu olduğu zaman geçmiş gelecek birbirine karışıyor. karışıyor. Yani. Ne geçmiş var ne gelecek var. Evet. Sen zaman yolcusun artık şeyin zamanının hiçbir önemi yok. Tamam. Şöyle yani, düşünelim. Evet. Abi. Şimdi bu şöyle uzun bir şey olsun düzlem olsun. Burası geçmiş olsun, burası gelecek olsun. Zaman yolculuğu eğer yapılabiliyorsa bu da yerinde sabit duruyor olması lazım. Bu da yerinde sabit duruyor olması lazım. Burada zamanın geçmesi diye bir şey yok. Bunun içinde bu bölgede yaşayan insanlar yaşıyorlar, hayatlarını bitiriyorlar. Burada bir akış var. O akışı daha ne olduğunu bilemiyoruz. Zamanın kendisinin akıyor mu, akmıyor mu? O da belli değil. Daha bunun formülleri ortaya konmuş değil ama anlatılanlardan bizim çıkarttığımız şu. Bu akış aslında kainatın yani şu andaki bizim içinde yaşadığımız galaksinin diyelim, güneş sistemi de değil. Çünkü galaksilerin içinde hız yavaşlıyor. Merkezindeki kara delik o hızı yavaşlatıyor. Hangi hızı yavaşlatıyor? Büyük patlamadan dışarıya sıçrama hızı var. Bu ışık hızında. Bunu galaksilerin birbirinden uzaklaşmasından zaten Hubble'ın ortaya koyduğu bir şeydir bu. Bilimsel bir gerçektir. En uzaktaki galaksiler ışık hızında uzaklaşıyorlar. O zaman galaksilerin birbirine göre hızları farklı görünebilir ama galaksiler hepsi bir merkezden dışarıya doğru ışık hızında uzaklaşıyorlar. Bu zamanı oluşturuyor. Şimdi sen galaksinin içinde daha yavaş bir hızda yaşadığın için buradan bu hıza aşıp da oradaki o sıçrama hızını ulaşamıyorsun hiçbir zaman. Yani ışık hızını aşamıyorsun. Ama bir teknolojik bir alet keşfettiğin zaman oradaki o dışarıya sıçrama hızı ışık hızında ondan biraz daha hızlı olursa geriye gidiyorsun. O hızlı olursa ileriye gidiyorsun. Geriye gittiğin zaman somut bir yer buluyorsun. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken görüyorsun ve içine giriyorsun, yaşıyorsun. Bu kağıdı buradan buraya alıp buraya koyarsan orada kaderi de değiştirmiş oluyorsun. Bu çok acayip bir şey. Kader değişikliği bu insanlık tarihini biraz önce Hamza bahsetti diyor. Dedi ki bu ricali gayb insanlık tarihini değiştirebilir, yönlendirebilir. Ben şunu söylüyorum ona katkı olarak bir tarih açılmışsa onu kapatabilir, yok edebilir. Yeni bir şey getirebilir. Bu da çok acayip bir şey. Öyle bakıyorsun. bunu da şöyle düşünmek lazım. Hamza'ya bir soru sorayım mı Sor. bu arada? Hamza bu ışık hızından daha farklı bir hızdan bahsediyor. Bu sence nedir? Sen bu Işık konuları hızı 300 bin, 300 bin kilometre bölü saniye. Yani evet. bir saniyede 300 bin kilometre hızı düşünün. Oraya çıktığınız zaman ışık hızına ulaşıyorsunuz. Ama o hıza ulaştığınız zaman aslında duruyorsunuz. Evet, duruyorsunuz. O, durma noktası da. Evet. Her şey durur orada. Çünkü Işık. orada sistem evet. hızlı gidiyor, sen de aynı hızla gidiyorsun. Sistem duruyor. Ya zaman donuyor orada. Donuyor. Zaman sıfır sıfır, oluyor. Eğer bu, bu evrenin sıfır noktasıdır aslında evet. o nokta. Onun ötesine gidersen 300 saniyede bin kilometre falan olmuyor. Eksiye düşüyor Eksiğe bu sefer seferseniz. Evet. Bu da takyon deniyor. Yani bu taksisten gelir yine eski Yunanca bir kelime de çok hızlı hareket eden anlamında. Ama takyon denilen parçacıklar imajiner parçacıklardır. Hayali, teoriktir. Biz onları gözümüzle göremeyiz. Onları e, gözle deneyimleyerek e, dene, ölçemiyoruz. Kağıt üzerinde çalışıyor bunlar. Ama bunlar Ama var aslında gerçek parçacıklar. Tabii de, gerçek parçacık da biz bu boyuttan biz şimdi şöyle ışık hızından hızlı hız, oldukları için takyon hızı mı? Evet, evet, yoksa başka hız. bir hız daha var Ve mıdır? Orada... Bir reklam arası Tabii. verelim. Ondan sonra devam evet. edelim. Şimdi bir reklam arası sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, TV 100 ekranlarında Ertan Özçiftlik kayıt dışındasınız. İki zaman yolcusuyla birlikte, evet, zamanda yolculuk alıyoruz, değil mi? İyi bir yolculuk ediyoruz belki. Evet, etiketimiz bizden gizlenen sorularınız geliyor. Bunlara cevap vermeye çalışacağız, yavaş yavaş. Bazen de arada sırada cevap veriyoruz. İyi de tweetler gelmiş, bayağı tweet var. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Zamanda yolculuk ederken. Işık hızında mı yoksa takyon seviyesinde mi yoksa başka bir e, bir bilmediğimiz bir yolculuk sistemi mi vardır onu konuşuyoruz. Bu arada e, Hakan Aksun demiş ki Ertan hocam iyi yayınlar program konukları müthiş akıyor lütfen kitap hediyeniz olur mu konuklarımızdan Tabii, muhakkak kitap hediyemiz olur. Evet İyi soru soranlara hem Serhat hem de Hamza kendi kitaplarından muhakkak hediye eder. Ee, ama bu soruları kendileri seçecek. Ee, kime vereceklerini kitapları, hangi soruya verecekleri. Ertan Hocam demiş, Sefa Durmuş. E, ee, ışık hızına ulaşma, ulaştığımızda zaman duruyorsa yaşıyor muyuz peki diye bir soru sormuş. Sen de kalmıştık, devam et abi. Evet. Bu soruya da cevap ver. Şimdi zaman için ve aynı şekilde uzay içinde sonlu sonsuzluk kavramı dile getirilir. Bu ne demektir? Hem sonlu hem sonsuz nasıl oluyor? Bir yol düşün. Düm düz gidiyorsun, bunun bir yerde bitmesi gerekiyor. Yani sonsuz olması için hiç bitmemesi lazım. Ama o zaman sonlu olmuş olmuyor. Ama aynı yolu şöyle bir yuvarlak dairesel bir şekilde düşün ve o daire üzerinde sürekli sen dönüyorsun ve aynı yerden tekrar geçebilirsin ve sürekli gidiyorsun ama yol bitmiyor çünkü dairesel bir yapıda. Ama hem sonlu hem sonsuz. Zamanı da böyle bakmak lazım. Şimdi evren aslında zaman statik, yaşıyor muyuz? statik evren modeli. Einstein öncesine kadar dünyada hakim olan görüştü. Sabit bir evren var, ezelden beri gelen ve sonsuza kadar e, devam edecek bir zaman var ve sonsuz genişlikte bir uzay var. Ama bu tabi daha sonra e, Newton fiziğinin kendisini artık Einstein fiziğine bırakmasından sonra bunun öncüsü de George Lemaître'dir. Fransız bir fizikçi olmaktan ötürü papazdır aynı zamanda, bir din adamıdır, atmıştır Big Bang teorisini ortaya atan adamdır. İlk başta tepkiyle karşılanmıştır. Çünkü bu teori statik evren modeline aykırıdır. Bir başlangıç koyar evren için. Bir başlangıcı vardır der. Ve daha sonra Edwin Hubble'ın 1920'lerde yaptığı gözleme dayanarak işte Ahmet abinin az önce dikkat çektiği ışık tayfındaki kızıla kayma hikayesi evrenin genişliyor olması, galaksilerin uzaklaşıyor olması. Bu sefer genişleyen evren modeli diye alternatif bir model gelir karşımıza. Şimdi ama biz bu anlamda yeni bir bakış getirebiliriz. Evren hem statik hem bir de genişliyor. Expanding Universe veya Inflation Theory dedikleri sistem iş aynı anda işte olabilir mi? Yıllarca bütün evreni açıklamak için bir teori arayışında içinde oldu insanlar. Newton fiziği üzerinden Einstein fiziği üzerinden bir türlü bunu tam bir şeye. Buna da birleşik alan teorisi dediler. Popüler ismiyle de Her Şeyin Teorisi. Stephen Hawking'in Hawking yazdığı, yazdığı, yazdığı kitap. Da. Theory of Everything. Ama bu henüz hala yazılabilmiş bir teori değil. Yani bu birleşik alan teorisi henüz yazılabilmiş değil. Ama bunu açıklamaya en yakın teori de sicim teorisidir. String teori dedikleri bir sistem. Ve onun bize söylediği enteresan bir şey sicim var. Sicim teorisinden bahset <laughs> Evreni bize yapısını evet. anlatırken diyor ki ip düşün, sicim veya ipler düşün. Bu iplerin kalınlığı o kadar küçük ki. O 10 üzeri eksi 33 santimetrelik sicimler. Bu şu demek, yani bu e, kitabın yaprağının kalınlığına bak. Bunu ikiye böl. Böl, 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 böl. Bölebildiğin kadar böl. Uzay içerisinde daha fazla bölemeyeceğin en küçük alana geliyorsun. Ve bunun kalınlığı da 10 üzeri. Yani bu şu demek. E, birin yanına 33 tane sıfır koy. Bak devasa bir rakam çıkıyor. Yani 9 sıfır koysan milyar değil mi? yani tabii, tabii, 12 tabii. koysan trilyon. 33 sıfırdan bahsediyorum. Yani bir alanı o kadar kere böleceksin bir alan çıkıyor daha fazla evren bölünemiyor. Bu uzayın kesitleri işte bu sicimler bir araya geldiği zaman uzay dokusunu oluşturuyor. Artı bir de zaman dokusu var. Bunun için de bir rakam veriyor bize sicim teorisi. Diyor ki 10 üzeri eksi 43 saniye. Bu da bir saniyeyi o rakama bölüyorsun. Birin yanına 43 sıfır koy. Bak daha de devasa büyük bir sayı çıktı. Adını bile söyleyemeyeceğimiz bir sayı. Bir saniyeyi böl. Böl, böl, böldün böldün ve artık ana geldin. Daha fazla bölemeyeceğin bir an. Ve o kadarlık zamanlık titreşimlerle bu stringler, bu sicimler titriyor ve evren dokusu oluşuyor. Yani kağıdın yaprakları arka arkaya geliyor, geliyor, geliyor ve zamanın başından sonuna kadar olan o sonlu sonsuzluk dediğimiz kavramı oluşturuyor. Ve her bir sayfanın süresi 10 üzeri 43 saniyelik karelerden oluşan bir film var. Üç boyutlu bir sinema filmi, bir hologram diyelim biz buna. Ve biz bunun içerisinde yaşıyoruz. Ve evren bu şekilde statik bir kitap gibi duruyor. Sen zaman yolcusu olduğun zaman bu kitabın dışına çıkıp bir sayfadan diğer bir sayfaya geçiş yapabiliyor olduktan sonra geçmiş veya gelecek bunun senin için bir anlamı kalmıyor. Bütün Şimdi, zamanlar senin için bu geçmiş oluyor zaten. Yani bunu hangi teknikle yani zaman tekniğiyle yapıyor? Yani dedin ki takyondan evet. bahsettik. Bunu yapabiliyor yani olman için bu e, evet. evrenin sınırının dışına çıkabilmek için on, e, 300 bin kilometre. Saniye de bu hızı aşarsan ki enteresandır buna Kuranda da dikkat çekilir. Ee, ey cin ve insan toplulukları diye hitap edilirken sadece insanlara değil insanların dışında başka bir türden aslında uzaylı bir varlık tüp, tipinden bahsedilir. Bizdeki karşılığı biraz daha farklı oluşmuşsa bile algısı ama bunu da yine başka yine ayetlerden ve diğer mitlerden diğer <laughs> kitaplardan da getirebiliriz. İki farklı türe hitap ederken bu uzay zaman dokusu içerisinde yaşayan eğer gücünüz yetiyorsa uzayın ve zamanın sınırlarını aşın der. Evet. Ancak Eşebilir bir sultan insanı? dediği bir kavram var. Çok büyük bir güçten bahsediyor. Bu orijinal ifadesi sultan geçiyor. Bu olmadan yapamazsınız. yapamazsınız. Bunun mümkün olduğunu bu söylüyor ama kolay değildir diyor. Bu nedir? Bunu yorumlayabiliriz ancak tamam. kesin budur diyemeyiz. O da ışık hızı belki diyebiliriz. Şimdi, şimdi sen ne diyorsun bu hıza? Ben de şöyle diyorum. Mesela e, Hamza'nın söylediği Sınırlı sonsuzluk kavramı bu Kehf suresinde yedi uyurların bahsinde emet olarak geçiyor. Bir ebet var, ebet tamamen sonsuzluk. Burada da emet geçiyor, burada da sınırlı sonsuzluk. Yani buradan ben karşıya yürüyeceğim, 10 metre var. Bir şart koyuyorsun sen bana diyorsun ki, Serhat her attığın adımın yarısını at. Oraya asla ulaşamazsın. Her attığın adımın yarısını atarsan, burada sonsuz bir mesafe çıkar ama mesafenin aslı 10 metredir. Şimdi bu sınırlı sonsuzluk böyle bir şey. Yani burada kainatın içinde çift gerçeklik alanı açılıyor aslında. Ne demek istiyorsun? Mesela Hamza'nın anlattığı sicim teorisindeki frekanslar aslında bunlar. Yani frekans şu. Buraya vurdum. Aradan 5 saat geçtikten sonra bir daha vurdum. İkisi arasında bir dalga boyu oluştu. Şöyle şöyle vurursam birer saniye arayla bu dalga boyu daha sıkışık dar bir alanda oluşur. Daha sık vurursam daha dar alanda oluşur. Şimdi Hamza'nın anlattığı şey... ...zamanın da kaynaklandığı nokta... ...hem de mekanın da kaynaklandığı nokta. Çünkü orada bir kuvvet var. Bir kısmı enerjiye dönüşüyor, bir kısmı zamana dönüşüyor. Aslı kuvvettir bunun. Bu Kur'an-ı Kerim'de kuvvet olarak geçiyor ve... E, ...Hamza'nın söylediği... E, ...the theory of everything... ...zaten bunu araştırıyor. Şimdi yer çekimiyle birleştirmeye çalışıyorlar kuvvet alanlarını. Ama birleştiremiyorlar şu anda. Fakat bu kuvvetin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi bu kuvvet... Öyle bir şey düşüneceğiz ki bunu İslam literatürden şöyle söyleyebilirim. Bizim bu gördüğümüz alem şahadet alemi. Yani gözlemlenebilen alem. Çünkü burada hız yavaş yani ışık hızı. Işık hızının içinde ışık gidip çarptığı için geriye getirdiği için sana bilgi gözlemleyebiliyorsun. Her şey ışıktan daha yavaş. Ama öbür alemi gözlemleyemiyorsun. Oraya da misal alemi demişler. Şimdi misal aleminin içinde bütün bu alemi kaplayan çok daha büyük bir alem düşün. Ve onun hızı çok fazla ama bir bölümünde yavaşlama olmuş. Ve o yavaşlama giderek de genişliyor. Yani o misal alemin bir bölümünü daha da Şunu geniş söylüyorum. Şimdi evet bu kitaplarında bunu çok net yazıyorsun. Evet. İsteyen alacak, bakacak, kitapları okuyacak. Şimdi süreyi de değerli yani tabii, tabii. kullanmak için söylüyorum. Bu zamanın ismi ne? Bu Sence? Zamanın ismi ne yani? Nasıl yani şey ışık hızıyla gittik. Evet. Ee, bir yere ulaşamadık. Çünkü ışık hızı belli. Işık hızıyla geleceğe gidersin. Evet, geleceğe Şimdi, gidersin. Başka bir sistem kullandık, taykonları kullandık, oraya da gittik bir yere. O geçmişe tamam. gittin, tamam. Şimdi e, belkısın e, tahtını getiren hızın ismi ne? Işık hızından üstün Takyon ne? hızı. Tak takyon. Hayır, ben başka bir hikaye anlatayım size, Anlat. biraz da değişiklik olsun. Şimdi belki bilinmeyen bir şey söyleyeceğim, bilenler de artık şey yapsınlar. Aristo için bir kelime söylerler, bir tanım. Yani onun ansız adam derler. Anı yok yani. Aristo için. Aristo bildiğiniz gibi aslında çok önemli bir e, Masonik akıldır. Bunu hani e, sistemi yakından inceleyenler bilir. Şimdi Aristo'yu Aristo inceleyenler de şuna bakacak. Sistemi daha çok acaba bu Aristo nereden e, bir kaynak bularak gitmiş? Aristo'nun kaynağına baktığımız zaman önümüze benim sizin programlarda da bahsettiğim şimdi tekrar söyleyeceğim tetragramaton diye bir olgu çıkıyor karşımıza. Bu tetragramaton aslında bir sesin kendisi. Yani Yahudiler bu iş için Yahve filan derler. Hani yani daha daha çok şunu söyleyelim. Tanrı'nın hiçbir zaman söylenmemiş isminden bahsediyor. Dört tınılı bir dört isim. Bu bana göre yahvedi, Yahve'den bahsetmiyorum. Onu öyle algılayın. Bu işi çalıştıracak hani gizli örgütler kimler dedik ya Serhat. Bu işin başlangıcında tetragramatonu çalıştırmak için dört tane unsura ihtiyaç var. Tetragramaton çünkü. Birincisi kralın kendisi. Yani firavun gelecek o sistemin başına geçecek e, yanında muhakkak mimar ve usta olacak. Yanında hemen baş rahip olacak ve o anda Tanrı'nın kendisinin de sesine ihtiyacımız var. Bunlar aynı tınıyı yaptığı zaman yani Robert Sheldrake'in işte morfik rezonans meselesini de hani bu işin içine koyarak o tınıya ulaştıkları zaman Zamanda yolculuk ettiklerini söyler. Tamam, böyle açık. Aristo bunu kullandığını söyler bu sistemi. Buna baktığım zaman acaba bu zamanda yolculuğu kim kullandı daha yeni zamanlarda yani 1900'lerde filan karşımıza e, hani 1800-1900 arasında Albert Pike de geliyor. Evet. Benim gördüğüm kadar kullandı kullanmadı. Şimdi ee, bu kişilere baktığımız zaman da bunlar gerçekten yani bizim bugün masonizm dediğimizde ama bu hani ben Türkiye'deki masonluktan ve fasonluktan bahsetmiyorum daha üst bir akıldan bahsediyorum bu sistemin kendisinin e, e, çok özel olarak bu zamanda yolculuk yaptığını hatta bu örgütlerinde öğreti olarak senin biraz önce bahsettiğin hani sayıların kişileri anlamına evet. gelen ...çok doğru bir şey tanım koydun... ...sayıların... E, ...efendileri diyor aslında o... ...sayıların efendilerinin de... ...bunu kullandığını söylüyor... ...şimdi soru şuraya geliyor... ...bu kadar tanım... E, ...gittik... E, sakron, ...zamanına gittik... ...işte ışık hızında gittik filan ama... ...şimdi eğer böyle bir sistem varsa... ...bu soru ikinize de... ...hanginiz cevap... ...bu sistemi bilen yani... ...zamanda bir şekilde öne ve geriye giden insanlar... Şu yaşadıklarımızı bilmiyor mu? Neyi ve ne zaman kullanmak istiyorlar? Kullanmak istemiyorlar mı? Zamanda yolculukta aynı zamanda back evet. to the future'daki gibi dokunmak yasak mı? Bu konuda ne evet. söyleyeceksiniz? Şimdi Bir evet. hangi örgütler bunlar? Niye böyle davranıyorlar? Zaten bir iki cümle bir şey söyleyeyim. Evet. Öyle söyleyeyim evet. sana. Şimdi bilgisayarın... E Oluştu, yazılımın oluştuğu binary sistem denilen ikili sistem üzerine yazılmış 0, bir 1. kod vardır değil mi? Kodlar vardır evet. ve onun üzerine yazılımlar oluşturulur. Ve bir yazılımın açığını bulduğun zaman, onu hacklediğin zaman onu manipüle edersin. Hatta öyle bir şey yaparsın ki bir oyun vardır antik çağlarda geçiyordur ama birdenbire bir bakarsın son model bir araba çıkar o antik çağlarda mağara adamlarının arasından arabayla geçer gidersin. Gibi manipüle edebilirsin bilgisayar yazılımını. İki boyutlu bir yazılım olarak bunu alabiliriz. Ama evrenin kodunu aldığımız zaman evren de bir yazılımdır sonuçta ve titreşimlerden oluşan yani frekanstan oluşan bir yazılımdır ve biz bunu yani Edwin Schrödinger'in koyduğu bir şeydir. Bu dalga fonksiyonuyla ölçebilirsin. Kainattaki her şeyin iki türlü davranışı var. Birisi parçacık fonksiyonu, birisi dalga fonksiyonudur. Ve bununla ilgili yapılmış deneylerde de en meşhuru da çift yarık deneyidir. Evet. Bunda bile o parçacık fonksiyonu olan maddenin bile burada protonlar e, üzerinden e, bu çalışma yapılmıştır. Bunların bile aslında bir dalga fonksiyonu vardır. Yani kainatta en temele indiğin zaman dalga. her şeyin bir dalga fonksiyonu vardır. Yani bir frekansı vardır, yani bir titreşimi titreşim vardır. Titreşim aralığı demektir frekans. O aralık az önce evet. Ahmet abinin bahsettiği mesele ve o titreşim aralığı işte bu kodu çözersen ve bunu manipüle etme ben bunu evreni hacklemek diyorum. Evrenin kodunu çözebiliyorsan eğer o bu frekanslar oluşursan. üzerinden ve sen tetra derken dört tınılı bir ses demek. Yani tetra da dörttür zaten. Evet. Bu dört harf Li veya dört tanınan bunun ne olduğu kısmen hiç, hiç kimse bilmez. Böyle ya YHVH falan diyorlar ama yani bunu, zamanda ki, bunu, yolculuk edebilecek. Bunu bilen biraz yoktur önce bahsettiğin gibi o süreç içinde. Ve bu o frekansa ulaştığın zaman araya frekansı. girebiliyorsun. Evet heklenin anda evreni manipüle edebilirsin. Dünyanın bir ayarından diğer bir ucuna gidebilir, başka bir zamana gidebilirsin. Yani burada bir teorik bir şeyden bahsediyoruz. Peki bunun pratikte karşılığı var mı sorusunun cevabı şu az önce senin sorduğun soruyu beraberinde doğurabilir ki sen soruyorsun. Diyorsun ki eğer varsa niye dünyada biz işte böyle kötü olaylar yaşıyoruz, ediyoruz? Ama bizim kötü diye okuduğumuz olaylar, işin içerisinden mikro planda kötü olarak baktığımız bütün olaylar makro planda yukarı çekilip baktığınız zaman ve bir Hızır bütünlüğe hizmet ediyor olabilir ve Musa'nın tıpkı Hızırla yaptığı yolculukta çok korkunç gördüğü şeyler aslında makro planda e, bütüne hizmet ediyor İnsanların olabilir diyerek ben için. Ahmet abiye bırakayım ee, Şimdi bir şey şöyle sorayım mı bunun dışında Soğuk. onu da ekle. Bekleyelim. Yani bu ben tetragramaton olarak yıllardır tarif ettiğim konuyu e, ahit sandığıyla da birleştirebilir misin? Böyle bir ahit sandığı girişi de yapalım. Şöyle şimdi tetragramaton nedir yani nasıl anlamamız lazım? Tetragramatonu şöyle anlayabiliriz. Bizim buradaki somut dediğimiz mekan dediğimiz yer Üç boyutlu en boy var, yükseklik var. Bir hacim var. Bir yer kaplıyoruz biz. Her şey bir yer kaplıyor. Bir hacim var. Bir de zaman var. Dördüncü boyut. İşte bu zamanı açtığımız zaman bunun içinden de mekan çıkıyor. Evet. Ama bunu çok hızlı hareket ettiği için yan yana onu biz hissedemiyoruz. O akıp gidiyor gibi geliyor. Şimdi bu dördünü kontrol etmek çok zor. Onu zaten Kehf suresinde Hz. Musa'yı gezdirirken Hızır baştan pazarlık yapıyor. Diyor ki sen buna aklın ermez, bunu hafızalan almaz, bunu kontrol edemezsin. Çünkü neden? Gideceksin geçmişe, bu kağıdı buradan alıp buraya koyacaksın, geleceğe o yeni kader gidecek, orada bambaşka bir şey çıkacak gelecekte. Gelecek ne kadar ileride olursa orada çok daha fazla değişiklik olur. Yani bu kağıdın buradan alıp buraya konulması kaderi değiştirir mi deme. Mi? Değiştirir. Geleceğe bambaşka bir etki eder. Şimdi sistemin içinde yaşayan, mekanın içinde yaşayan insanlar zaten kaderin içinde kaderi yapan biz her şey böcekler taş toprak kuşlar canlılar cansızlar her şey bir şeyler yapıyor ve toplam bir kader oluşuyor ama bu kader bizim şu anda yaptıklarımız bir sonraki ana etkiliyor bizim şu anda yaşadığımız da bizden bir önceki an veya önceki anların mahsulüdür şimdi burada tetragramatonu böyle anladığımız zaman burada o zaman bu sistemi acaba kontrol edebilir miyiz burada Kainat öyle bir duruma giriyor ki, biraz önce bahsetti Schrödinger'in kedi deneyinden bunun dalga fonksiyonu çıkartılıyor. Dalga fonksiyonu çok basit anlatayım. Mesela bu masamız bir havuz olsun, şuradan bir taş atalım, dalgalar bu tarafa gelsin. Yani kainatı iki seçeneğe indirgeyelim. Buraya ölüm diyelim, buraya yaşam diyelim. Oradan da bir taş atalım, dalgalar gelsin. Şimdi dalgalar şöyle şöyle, şöyle şöyle, ama yönleri böyle birbirlerine doğru bu zamanın normal akışı demektir. Fakat bunlar girişim yaptığı anda şöyle birbirleri içine geçerler. Ortada başka bir yer açılır. Orada da zaman ters akar. Şimdi bu zamanın ters akması şu demek. Bir bölümünde zamanın normal aktığı yer var. Ama bir kesişme yerinde ters aktığı yer var. Şimdi o ters aktığı yerle bu ikisi de birbirini zıt reddeden kesin gerçeklerdir. Sen o paradoks alanın içine girip bir hareket yaparsan o paradoks dışına çıktıktan sonra o diğer zamanın düz aktığı yönleri hepsini etkiler. Tetragrammatonu kontrol etmek çok zor. O yüzden Hızır uyarıyor hep Hazreti Musa'yı. Bunu neden anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim? Şundan anlatıyor. Sen zaman yolculuğunu yapabilecek aleti keşfetsen bile ben sana buna izin vermem. Bu ne demek? Bir ricali gaypten bahsetti Hamza. Bunları kainatın yöneticileri diye anlayabiliriz. Ama buraya kaçak girenler var. İkinci yani, bir grup var. Kaçak niye Yani gidiyorlar? kainatın sistemini onlar da çözmüş anlamış. Onlar kontrol ellerinde. Yani burada şöyle düşüneceksin ee, şey gibi sistemi bozmak üzere e, onlar da ayrı bir sistemde, ayrı bir kainat tasarımında felsefesinde çalışan ve buradaki bu yönetimi ele geçirmeye çalışan gruplar olarak düşün. Aksana Enoch evet. kitabından kısa bir bölüm okuyayım birkaç cümlelik. O, kim onlar dediğin evet. kişiler? Enoch'tan okuyorsun değil mi? Evet. Sonra liderleri Samyaza onlara dedi ki, bunu gerçekten yapmayı kabul etmeyeceğinizden ve büyük bir günahın cezasını tek başıma çekmek zorunda kalacağımdan korkuyorum. Öyle bir şey yapacaklar evet. ki bak korkuyorlar. Onlar da ona dedi ki, yemin edelim, ne olursa olsun bu plandan vazgeçmeyeceğimize dair karşılıklı. Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına dair söz verdiler. Toplam 200 kişi yeretin zamanında Hermon Dağının zirvesine indiler. Gökyüzünden o aynı zamanda gö dünyaya onlar giden, şimdi ne yapıyorlar Ronan? hikayelerindeki da. yemine benziyor. Tabii tabii. İnsanlarla ilgili. Şimdi, şimdi, şimdi ne yapıyorlar? Bir soru gelmiş. Yaptıkları bir şeyi... tweet okuyacağım. Tamam, İhsan Deniz demiş ki Ertan Özyiğit işte bizden gizlenen biliyorsunuz etiketimiz. Ertan Bey acaba bütün dünyada olacak olan elektrik kesitlerinden doğan Kullanılmayacak olan enerji, yani biriken enerjiden bahsediyor. Zaman yolculuğu için gereken fazla enerjimi karşılayacak. Acaba bu kesinti üst aklın bir oyunu mu? Kesinti üst aklın bir oyunu yüzde yüz. Ama e, bakın ben sizi hemen zamanda yolculuğa çıkartayım mı? Buradaki ekrandaki herkesi. Şimdi anladığım kadarıyla çok insan izliyor. Yalnızca gideceğiniz yeri bir an düşünün. Dünyadaki en hızlı zaman yolculuğunu yapacaksınız. Cübbeli Ahmet Hoca geldiğinde bir şey tartışmıştık yine bu konuyu konuşurken. ışık hızından, ve Tagyon'dan daha hızlı bir hız vardır. O da düşünce hızıdır demiştim. Düşünce hızınız her şeyi hayal. değiştirir ve hayal. her yere sizi götürebilir. Unutmayın ki bu yaşadıklarımızda bir hayal ve bir düşünce. Şimdi bir soru daha var. ama Bir katkıda bulunayım ben. Lütfen katkıda hayal. bulunun. Gireyim mi şimdi? Lütfen lütfen. Ha, şimdi şöyle. Bunu zaman yolculuğunu biz teknolojik olarak anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Fakat geçmişteki literatüre girmiş iddialarda bunun bireysel yapıldığı üzerine çok şey var. Belge var. Peki, bireysel, bireysel derken neyi kastediyorsun? Yani adam oturuyor böyle bir tra transa giriyor, tık sıçrıyor zaman yolculuğu yapıyor. Bununla ilgili filmler de yapıldı ama geçmişteki bütün belgelerdeki şeyler buna göre Amduat yani, kitabında da öyle, Mısır'ın Ölüler kitabında da öyle. Kral bizler. şey olmadan Şimdi bu kuantum gibi. teorisi e, anlaşılmadan, yani biz onu bilmeden önce bunu anlayamıyorduk. Ben de diyordum ki ya, bu bireysel anlatılmış ama yani bu aslında teknolojik bir şeydir. Ama bireysel yapılabilir mi? Şöyle bir şey var. Eğer sen kendi kuantum alanını oruçturabilirsen, işte bu ne dedim biraz önce? Hamza'nın anlattığı seçim teorisi, misal alemiyle bizim somut alemimiz arasındaki... Geçişkenlik. Şimdi kendi hayal e, kapasiteni, seni saran dış gerçekliğin sana verdiği duygusal durumu aşacak şekle getirebilirsen, daha güçlü hale getirebilirsen ki bunun yakaza halinde yapılabildiği söyleniyor. O zaman bu kuantum alanına inip orada değişiklik yapabiliyorsun. Onu yaptıktan sonra da burada bu sıçramayı yapabiliyorsun. Ha Sen yapabiliyor musun? Yok, ben yapamam. Ama... Yaptığını Aslında iddia eden. Aslında bana sorarsan zaman anladım. yolculuğu herkes yapıyor farkında değil. Ee, Hamza Bey demiş. Yeliz Kimik. Hamza Bey reenkarnasyonda bir zaman yolculuğu çeşidi midir? Mükemmel program Ertan Bey teşekkürler. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var. King Sigma TR14 etiketli bir arkadaşımız isim nickname diyelim artık. Ee, bizden gizlenen etiketimize zaman yolculuğu gerek tetragramaton gerek ahit sandığı ondan bahsetmedim bir bahsetmen lazım Serhat ilk evet. sana geldi soru tamam. ahit sandığı gerek ise e, ışık hızı içinde yapılıyor olsun bu zaman yolculuğu bir fizik fiziki ve iki eterik olarak ikiye ayrılabilir mi? Ha, şimdi e, Yeli Hanıma ve King evet. Sigma isimli kullanıcımıza e, izleyicimize teşekkür edelim soruları için güzel sorular ikisi de. E, şimdi reenkarnasyondan başlayacak olursak Avatara diye bir kavram var. Bu Hint mitolojisinde Mahabharata destanlarında ve Ramayana destanlarında evet, yazılan bilir. bir kavramdır. Bugün bizim bildiğimiz reenkarnasyon tamamen kökenini bu kavramdan alır. Avatara da şudur bilincin yani biz bunu ruh olarak da açıklayabiliriz. Bir bedenden başka bir bedene geçmesidir. Peki bunu kimler yapar? Bu destanlarda yani Ramayana ve... Avatar'dan e, bahsediyorsun ki, zihnin aktarılmasına. Evet zihin bir e, bedenden evet. diğer bir bedene geçer. Tanrılar veya tanrıçalar. Bunlar mesela işte Krishna, Vishnu gibi. Yani bunlar birbirlerinin enkarnesi olarak devam ederler. Yani avatar yapmışlardır. Her beden değiştirdiğinde bir avatar yapmıştır. Bunu insanlar yapmamıştır. Yani bu kitaplara göre bu üstün varlıklar yapıyordur. Avatar filmi de zaten bundan dolayı çekildi. Burada aslında Mind Transfer diye bugün artık e, enstitüler düzeyinde, Kaliforniya Üniversitesi'nde de bunun karşılığı olan bir çalışma vardı. Bunlar çalışıyor, bilim kurgu filmlerinde işleniyor. Bir bilincin bir bedenden diğer bir bedene geçmesi. Ama tamamen teknolojik, dünya dışı bir teknoloji kullanılarak yapılan bir olaydan bahsediliyor. Ve yine aynı destanlar. Bu e, teknolojiyi kullanan kişilerin Vimana adındaki uçan gemilerle gökyüzündeki seyahatlerinden bahsediyor. Ve büyük bir savaştan bahsediyor. Mahbarata zaten büyük savaş demektir. Ve bu savaş esnasında bu uçan daire şeklindeki gemiler birbirlerine öyle silahlarla karşılık verirler ki... Destan bunu ok diye e, tabir eder ama o oklar bizim bildiğimiz oklardan farklıdır. Düştüğü yerde hiç kimse sağ kalmaz nükleer Eğer, bir saldırı. Sağ gibi. kalan da evet. yakınlarda olup da hayatta kalan birisi varsa onun da dişleri dökülür, tırnakları dökülür, derisi erir. Böyle nükleer bir savaştan bahsedilen bu teknoloji kullanan bir şeyin bugün e, teknolojiyle yapılan bugün evrilerek e, reenkarnasyona dönüştüğünü ve bir cümlelik de e, diğer evet, konuların sorusunu da söyleyelim. İki türlü yapılabilir mi? Evet. Bunu e, beden ötesi Bilinç düzeyinde de yapılabilir ki rüyalar buna örnek olarak verilebilir. Ama rüyanın ötesinde yakasa durumunda daha farklı bir sistem vardır. Ve bugün kuantum <laughs> biliminin, kuantum mekaniğinin e, merkezine koyabileceğimiz aslında, aslında infon diye bir şey. Bakın infon diye bir parçacık tanımlanıyor artık. Bu bilgi parçacığı. Yani bu takyonun da ötesinde bir şey. Ve bununla bir boyutun ötesine de tabii işin e, metafizik kısmı belki birazdan onu açarız. Ee, böyle kısa bir cevap da ona evet, vermiş olalım. Evet, sevgili olan. dostlar, bir reklam evet. arasından sonra Serhat Ahmet'tan bize ahit sandığını anlatmadın <laughs> Serhat. İlişki var mıdır yok mudur onu konuşacağız. Bulundu mu? Ufak bir bulunmadım. reklama giriyoruz. Evet sevgili dostlar, TV 100 ekranlarındayız ve e, kayıt dışında iki zaman yolcusuyla birlikte zamanda yolculuk ediyoruz. Özlemişiz değil mi? <laughs> evet. Ha böyle üçümüz birlikte. Evet hakikaten. Şimdi Güzel oluyor. Şöyle, e, Serhat bir kere yine bizden gizlenen etiketimiz. Bunu hatırlatalım. İki tane de kitabı yine hatırlatalım sevgili dostlar. Serhat Ahmet Tan'ın Kozmik Miras kitabı evrensel ardalık kanununu anlattı ve Kök e, Hamza Yardımcıoğlu'nun eee muhakkak kitabı da e, elde edin. İnsanlığın saklı tarihini anlattılar. Bu kitaplar üzerinde yolculuk yapıyoruz zamanda. Şimdi Serhat, evet. soru sana geldi. Tamam. Hep konuştuğumuz bu ahit sandığı. Ahit sandığı çok konuştuğumuz için yalnızca bu tetragramatonla ilişkisi ve aynı zamanda zaman yolculuğunda bir mekanizmadır mı mıdır? Olabilir. Onu soruyorum sana. Yani orada hiçbir açıklık yok. Yani şimdi bir şey söylesek yanlış olur. Yalnız Kur'an-ı Kerim'deki ayette içinde bazı eski bakiyelerin olduğu söyleniyor. Hazreti Musa ve Harun'dan. Ama içi boş işlevsiz bir sandık değil bu tabi. Burada nereden biliyoruz bunu? Eski anlatılarda İsrailoğullarının savaşa gittikleri zaman Yuşa peygamber zamanında onu savaşta önüne koyuyor Yuşa peygamber ve oradan ya bir talimat alıyor ya bir şey alıyor. O sandık olduğu zaman savaşı kazanıyorlar. Sandığın olmadığı zaman savaştıklarında kaybediyorlar. Evet. Ha, bu moral veren bir şeydir diyebilirsin. Ama evet. moralin ötesinde bir işlevi olduğu da belli. Onu da nereden anlıyoruz? Yine Tevrat'taki anlatıdan. Bu sandık bir ara İsrailoğullarının rakiplerinin eline geçiyor. Kenanlıların eline geçiyor. Kenanlıların eline. Şimdi onlar alıyorlar bunu. Çok güzel bir şey bulduk işte güçlerin elinden aldık falan. Ama sonra pişman oluyorlar. Neden pişman Kullanmak oluyorlar? Kullanmak istiyorlar. Kullanmak istiyorlar derken. Oradan yayınlanan şeyden etkileniyorlar. Her taraflarında uğurlar çıktı diyor. Yani bu kanser yapan veya hastalık yapan bir radyasyon bir şey yayıyor olmalı ki. En sonunda zaten diyorlar ki aman diyorlar ya biz bunu yol üzerine bırakalım da Sıraylıoğulları alsınlar onların ne yaparlarsa yapsınlar falan. Şimdi buradan biz sandığın bizim bugün anlayamadığımız bir e, elektromanyetik dalga mı diyelim? Ses frekansı mı diyelim? Başka bir şey mi diyelim? İletişim aracı olabilir. Senin söylediğin gibi tetragramaton belki olabilir. Yani değişik işlevleri olabilir. O kısmını ben bilemiyorum. Bilmiyorum. Hamza ekleyecek çünkü. Çok çok açık var detaylar var. Mesela evet, ee, eski ayette çok açık detaylar var. Ve eee dedikleri bir daha önce tapınağın inşasından önce yani Süleyman Mabedi ortada yokken... tabernakıl vardır ve sandık burada durur ve sandık tabii çadırdır bu ve burada baş kahin vardır ve ...bu şekilde Tanrı seslenir. Onlara bir oradan seslenir. Evet. Yani oradan alırlar vahyi. Böyle bir özelliği vardır. Böyle bir iletişimle bir iletişim alakalı. Aracı demek. Ve daha sonra bir kaybolma hikayesi vardır. Hatta e, eski ayetin... ...Samuel bölümünde anlatılan bir hikaye vardır. Başkahin veya peygamber... ...onlar Kohen derler o dönemki peygamberlere. Eli'dir. <laughs> Ve Eli'nin yanına Samuel verildiği zaman... ...daha Samuel çocuktur. Ondan sonra... E, düşün yani bak bir peygamberin yanında yetişiyor e, tapınakta veya işte o, o tabi o dönemin daha tapınak dediğim Süleyman Mabedi henüz daha inşa edilmemiş Süleyman peygamber doğmamıştı da Bavut peygamber bir gün e, Tanrı Samuel'e sesleniyor ve Samuel kalkıyor eli ona seslendi zannediyor diyor ki diyor ki efendim bana seslendiniz falan diyor yok diyor ben sana seslenmedim git yat uyu diyor gidiyor tekrar Samuel'e bir seslenme oluyor ondan sonra ee, bir daha söylüyor, diyor ki ben sana seslenmedim, git e, yat uyu diyor falan. Bir daha Hayır, şey yapınca ses geldi. Diye. O diyor ki evet. anladı diyor ki Tanrı sana sesleniyor de git onunla konuş diyor, kulun seni dinliyor de diyor <laughs> ve ondan sonra ve devamında da e, şu ifade geçiyor çok enteresan o güne kadar e, Samuel Rabbi tanımıyordu diyor. Yani Samuel de bir peygamberdir aynı zamanda yani, o. Ve nasıl oluyor da o peygamberin evet. yanında yaşayan bir kişi aslında tanışmak da değil. Yani daha başka bir şeyden bahsediyor. Ona Çok zaten bire bir ilişki kurmaktan evet. bahsediyor. Şey bu Söylediğim bu dediğimiz tabi, o. Tabi, Doğru mu? Samuel Peygamber. Çünkü Tanrı çağırdığını evet. söylüyor. Bu İsrail evet. oğlunun ilk kralı daha olmadan önce sen anlatıyorsun. İsrail olan ilk kralı olan Saul'u da bu da Bünyamin oğullarından geliyor. Ben bu kitapta anlatıyorum onu. Şimdi bak onun hikayesi oraya gibi. o şey yapıyor. Hatta Saul şöyle geliyor. Eşeğini kaybetmiş diyorlar ki ya eşeğimi kaybettim falan nerede bulacağım? Git diyorlar Samuel peygambere sor o her şeyi biliyor. Geliyor o da diyor ki ben seni diyor kralı ilan edeceğim. Üç gün sonra şöyle yap böyle yap falan şurada dur. Ya diyor ne kralı diyor ben diyor kral falan olacak şey değil mi? Eşeğimi kaybettim onu arıyorum. Ya diyor eşeğim bilmem nerede git onu da oradan al diyor ama benim dediklerimi yap diyor sen kral olacaksın. Şimdi burada ilk krallığı da bu şekilde Samuel peygamber yapıyor ekleme evet. yaptım. Evet Kur'an'da da bahsedilir. Samuel peygamberden isim vermeden bahseder evet. Kur'an Bakara suresinde. Peygamberleri diyor. Der ki peygamberleri onlara dedi ki onun melikliğinin alameti evet. tabutun size gelmesidir. Evet. Onun melikliği Şimdi, dedi Saul'un yani Kur'an'daki ismiyle Talut'un. Bunu söyleyen de Samuel'dir. Şimdi yani tabutu Sekine'den bahsediyoruz. Evet. Yani, yani yerden bilgi geliyor. Ahit sandı. Evet. Şimdi e, bununla ilgili çok yakın zamanda bir film hazırlıyoruz inşallah. Ee, gizemli Dosyalar filmi işte olabildiğince bu hikayeleri değinen yakın zamanda ekranlarda olacak konuları işte biz anlatacağız ama drama olacak işin içinde ee, orada da Ahit Sandığı bizim en temel konularımızdan bir tanesi. Şimdi Ahit Sandığı bir şekilde kayboldu. Bulunamadığını biliyoruz. Ee, veyahut da öyle söyleniyor. Başka bir bakış açısıyla. Yani bulunmuş Şimdi, olma, olma ihtimali var. Onun için mi? dedik yani. Gizemli <laughs> Şimdi şöyle söyleyelim. Yani yüzyıllardır süren küresel bir mücadele var, bir dünyayı şekillendirme var. Bunun arkasında bu örgütler mi var? Ne diyorsun Serhat? Senden devam. Edelim. Sandık için mi ne diyorsun? Hem sandığı da koy bunun içine, yani hem benim, de bak, bu örgütleri de koy. Sandıkla ilgili bütün kitaplarımda ayrı bir bölüm var. İlgili olsun, ilgisiz olsun. Yani o kitabın konusuyla ilgisiz olsa bile yazıyorum yani. Diyorum ki bu sandık olsa olsa Ayasofya'da olur. Ayasofya'dadır diyorum ve onu iddia ediyorum. Şimdi Ayasofya'yı da yorumlar yaparken dedim ki bu sandık buradan çıkmadıysa açılamaz ama çıktıysa açılabilir. Böyle bir yorumla bırakayım. Şimdi bu sandığın oradaki Hamza'nın da bahsettiği Tevrat'taki rakiplerin bulması bugüne bunu sembolik olarak yansıtırsak rakip olarak İsrail'e rakip biz görünüyoruz şu anda Orta Doğu'da ve dünyada. Şimdi bizde olma ihtimali çok yüksek ve eğer ise de e, Antakya var, Tarsus var, İstanbul Ayasofya var. Birkaç yer var. Şimdi Ayasofya'da açıldığına göre olsa olsa diyorum sandık bulundu ki açıldı. E bu bunun başka şeylerini önümüzdeki yıllarda. Çünkü ben bunu Ebced hesabıyla da yapmıştım daha önceki şeylerde. Orada geçen e, Bakara suresindeki ayeti acaba bulunabilir mi? Ne zaman bulunur? Bulunamaz mı falan diye şöyle bir şey çıktı. 2018'e kadar bu bulunacak ve 2028 yılında da bunun bulunduğu anlaşılacak. Yani bir yorum yapmıştım. Kamuoyuna anlatılacak anlamında yani şu mı anlaşılacak Bulundu diyorsun. diyorum ben evet. ama bulunduğu paylaşılacak gizli paylaşılacak paylaşılmıyor. 2028'e kadar paylaşılacak. O paylaşılma da şöyle İsrailoğullarına geri verilecek. Bu. Ve bir de şöyle bir detay var. Süleyman Mabedi e yapıldığı zaman o mabedin bir işlevi vardır. O bir stargate'tir. Bir yıldız kapısıdır ama çalışması için mutlaka ayit kutsalların kutsalı ihtiyacı. dedikleri bir özel bölüm oluşturulmuştur ve onun içerisine de ait sandığı yerleştirilir. Şimdi ait sandığı olmadan Mabed'in hiçbir anlamı yok. Tabii Mabed'i hiç kuramıyorsunuz. Mesela yani. biz ee, Caner Taslaman'la kurban meselesini işlemiştik. Yani eee Museviler burada kurban bile kesmezler. Çünkü neden? Çünkü kurban kesilebilmesi için ahit sandığının muhakkak ha, olması, olması gerekli evet. vesaire vesaire. Peki Ayasofya'ya karşı bu soru ikinize de şimdi çok güncel bir konu. Şimdi bir bakıyoruz Ayasofya ile ilgili konuşulmaya başlayınca sessiz bir İsrail var aslında. Ayasofya'nın açılmasına karşılık Süleyman Mabedi ile ilgili bir atak bekliyor musunuz? Sandığı, i̇kinize al, de bu soru. sandığı almaya çalışırlar. Evet. Sandığı da biz kolay kolay vermeyiz. Yani sandığı verebilmek için bayağı bir önemli şeyler olması lazım. Ama, ama senin tezinde sandığın e, İstanbul'da olduğu ben referansıyla gidiyorsun tabii, değil mi? Ayasofya, hatta Ayasofya'da ona mi? ait ben Yuşa Tepe'siyle bağlantısı var. Osmanlılara nasıl geldi, nasıl bulundu, daha önce bulundu, tekrar saklandı Ayasofya, Ayasofya nasıl çıktı falan onları anlatmaya çalışıyorum ama bu tabii benim yaptığım bir senaryo kurgu gibi olabilir ama tabii belgelere bakarak yapıyorum. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama eğer biz bulduysak bunu, burada şunu söyleyeyim. Bu sandık olayı e, özel zamanda galiba yanlış hatırlamıyorsam e, her memleketten köken alan buluntu eğer başka bir yere gitmişse mesela Türkiye'ye ait bir antik bir buluntu Fransa'ya kaçırılmış, Almanya'ya kaçırılmış Amerika'ya kaçırılmış e işte antikacıların eline geçmiş falan müzelerde şey yapıyor. Bunların hepsinin geri verilmesine dair bir kanun çıkartıldı ve bütün dünya ülkelerine bu. Amerikalılar bunu kabul ettirdiler. Şimdi ben o zaman düşündüm dedim ki acaba bunlar kendi bu avantajlarına olan durumu dezavantaj haline niye getiriyorlar acaba? Burada Tabii. şu var kutsal sandık bulunduğu zaman alabilmek için olması büyük ihtimal diye düşünmüştüm o günlerde. Öyle bir referans. Sen evet. ne diyorsun? Ya sen British Museum'u biliyorsun yani evet. kaç kere gittin oraya. Mısır'ın e, aslında tamamı da neredeyse yani oradadır ve diğer evet. dünyanın en önemli parçaları bile. Şimdi böyle bir durum varken böyle bir yasanın çıkıyor olması Enteresandır. Bir de... E, e, Sen de aynı görüşte misin? İstanbul'da mı ahit sandığı sana göre? Ya Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum ama İstanbul'a gelişiyle ilgili tarihte e, kay, ipucu diyebileceğimiz evet. ve bunu çok ciddi destekleyen kayıtlar var. Belki onlar üzerinden de gidebiliriz ama bu e, Yahudilerin Beytamiktaş dedikleri bu mabedin oluşması için... E, bu tabuta ihtiyaç var. Tabut diye geçer aslında. Yani Tevrat'taki isim de Teba'dır. Kur'an'da tabuttur. İkisi de tabuttur. Enteresan... Tabut aynı zamanda e, yani İbranice sandık. sandık da demek. Sandık demek evet. ama e, ke, kullanılan kelime şey bu şekilde tabut seçilmiş. sandık O yüzden buna Adem'in tabutu da denmiştir. Enteresan bir şekilde başka kaynaklarda. Hmm. Ve Adem'in hmm. tabutunun içerisinde peygamberlere ait görüntülerin olduğu hatta gelecek olan kurtarıcı mesih'in de görüntüsünün olduğu bu görüntü dedi artık ne kast ederek belki söyleniyor. Belki zaman belki oradan belki hologram in, görüntüdür in bir şeydir. Ee, Özlem Değil Avcı mi? demiş ki Ertan hocam ahit sandığının üst akılda olmadığı ne malum bir soru daha gelmiş. Yani çok soru geliyor ama arada bir böyle bakıyorum. Onu ben cevaplayayım ee, istersen. Sedat Erde demiş istersen. ki ahit sandığı dünyanın geçmiş zamanlarında dünyayı düşen veya inen bir uzay aracının güç kaynağı Olması. Dünya dışı şey Ve bu, Yahudilerin var. bu gerçeği değiştirip kendininmiş gibi göstermesi mümkün mü? Demiş. Serhat sen söyleyeceksin. Şimdi, şimdi şey şöyle. Diyecektin. Üst akıl bunu buldu mu bulmadı mı? Bu çok tartışılıyor. Şimdi ben bunu aslında İstanbul'la ilişkilendirdiğim bir noktadan anlatayım. İstanbul istila edildi değil mi? Haçlılar tarafından. Bu Haçlılar İstanbul'u ne zaman istila ettiler? Kudüs'teki krallığın olduğu yıldan 60 yıl sonra. Ve Kudüs'te çok acayip kazılar yapıldı. Süleyman Mabedi bulundu. Yok Hazreti İsa'ya şöyle şeyler bulundu falan. Rosin Şapelinde şu anda falan diye anlatılan hikaye evet. aslında doğru değil bana göre. Orada kutsal sandık arandı ve bulunamadı. Ve o bulunamaması üzerine İstanbul'a gelmenin tek sebebi kutsal sandığı İstanbul'da olduğunu düşündükleri içindir ve İstanbul'u istila etmeler. Yani Bizans zamanında olan olaydan bahsediyorum. Ve 3 sene içinde 5 tane imparator değişiyor. Neden değişiyor? Bizanslılar diyorlar ki bir kısmı biz bunlara bunlar bizi istilaya geliyor. Savaşalım. Ordunun içinden bazıları hayır kardeşlerimizdir kabul edelim. O ona darbe yapıyor. O ona darbe yapıyor. 5 tane imparator değişiyor hep komutanlardan. İlk imparatorda var bir gizem. Onun gözlerine mil çekip öldürdükten sonra bilgi kayboluyor. Şimdi burada İstanbul'a istilaya gelmiş olmalarını ben Kesin diyorum Kudüs'te bunu bulamadılar. Eğer Kudüs'te yoksa İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a gelmeleri eğer kutsal sandık içinse ki yüzü yüz bana göre. Kudüs'te neden yok acaba? Kudüs'te olmamasının sebebi Jusunianus'un annesi gitti onu buldu oradan çıkarttı ve İstanbul'a getirdi. Zaten onlar da izi takip ettiler. Bu dediler olsa olsa İstanbul'da olur ya Kudüs'te ya İstanbul'da. Onun için geldiler 50 sene burada durdular gene bulamadılar. Ama neden bulamadılar işte? O arada ben ilk imparatorun Yuşa Tepesi'ne gömdürdüğünü ilk imparator ölünce de bilgiyi kaybolduğunu Şimdi bu bahsettiğin olaylar şimdi şimdi bir soruyu da onun içinde cevapla. Diyorlar ki bir arkadaşımız demiş ki e, Sefa Durmuş Ertan Reis ahit sandığı teknolojik bir icat mıdır sizde? Burada zaten onu e, Serhat Ahmet'ten e, radyasyon yaydığına göre teknolojik <laughs> bir şey olduğunu söyledi. Buradaki soruyu da birleştirirsen e, Kado demiş ki Ahit sandığı e, Anunnaki'lerle bir bağlantısı var mı? Bizden gizlenen etiketiyle. İkisini birleştirerek evet. bir bağlantısı var. Evet. Şimdi bu göksel bir bağlantı olduğu için ve Anunnaki'lerde bu göksel meselenin içerisine koyduğumuz için oradan bağlantısı var. Nasıl bağlıyorsun <laughs> sen? Şimdi 3. yüzyılda 3. yüzyıl ben anlatayım hikayesinin içine oturacak. E, pardon 4. yüzyılda yani 300'lü yıllarda 325'te İznik Konsülü düzenleniyor ve Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçişi vardır Konstantin 325. tarafından evet. ve Helena Azize Helena bu diye bugün bilinen kişi Konstantin annesi Kudüs'ten bunun bazı parçaları alıp İstanbul'a getirdiği söylenir ne kadar doğrudur değildir o kısmı ayrı bir tartışma konusu ama getirdiği ve bugün Beyazıt'ı geçtikten sonra Divan yolu caddesi üzerinde çemberli taş anıtı vardır onun altındaki mermer büyük bir hücreye bu emanetleri sakladığı ve bu çemberi taşında Roma'nın Doğu Roma'nın e, Hristiyanlığa geçişinin sembolü olduğu ve birçok kutsal emanetin orada olduğu ve az ilerisinde zaten biliyorsunuz e, o caddenin sonuna doğru da Ayasofya oradadır ve daha sonra işte Ayasofya yapılır. Ve ta geliriz 6. yüzyıllara geldiğimiz zaman ve 6. 7. yüzyıllara geldiğimiz zaman Hz. Muhammed'in İstanbul'a gönderdiği bir mektuptan bahsedilir dünyanın birçok yerine gönder gönderdiği mektuplar vardır. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a e, dönemin Roma İmparatoru Heraklius'a gönderdiği elçiler vardır ve o elçilerin geri dönüşte anlattığı bir hikaye vardır. Tarihsel kayıtlara geçmiştir. Ne kadar doğrudur, değildir kısmı ayrı bir şeyden bahsediyorum ama tarihsel kayıtlara geçmiş. Hatta İslam ansiklopedisinde bile e, ait sandığı bölümünde, tabut sekine bölümünde geçen e, ve kaynaklarında verildiği bir bölümdür. Bunu ben bak hiç duymadım. Senden evet. şimdi ilk defa duyuyorum bak. Burada o elçiler İstanbul'a gelen elçiler Heraklius'a daveti yaptıkları zaman bu İslam'a geçmeyi onun kalbi ısınır ve o davete icabet edecek gibi davranır. Ama onun yanındaki vezirler ve adamları soğuk davrandığı hatta ona eğer öyle bir şey yaparsan dinden çıkarsan biz de seni çünkü o zaman Hristiyanlara geçmişlerdi o yüzden Konstantin hikayesini anlattım Geçersen biz artık senin meşruiyetini kral olarak, imparator olarak tanımayız diyerekten bu da geri adım atmıştır. Ama böyle olduğu için de <laughs> mahcup olduğu için bunlara da jest yapmak istemiştir gelen elçilere Ashab-ı Kiram'dan. Ve onlara Adem'in tabutunu göstermiştir. Allah Bak bu çok enteresan. Ben o yüzden Adem'in şey tabutuna da dikkat çekmiştim bunu anlatacağım evet. diye. Ve Adem'in tabutunun içerisinde biz o elçiler anlatır Bunlarla biz geçiyor Hamza. İslam Ansiklopedisinde var da bak. Biz e, peygamberlerin res orada görüntülerini gördükler onların içerisinde Hz. Muhammed de vardı derler. Şimdi bu bir menkıbe hmm. olarak tarihsel kayıtlara geçmiştir. Evet. Şimdi bunun doğruluk kısmında tartışmıyorum. Tarihselliği menkabı boyutundan ele alıyorum. Şimdi bu hikayenin içerisinde baktığımız zaman Ayet sandığının bir dönem İstanbul'da olduğu ve Heraklius döneminde orada olduğu ve bu evet. elçileri bunun gösterildiği Çok güzel kısmı şey. anlatılır ve e, Kuranda yine ilginç olan bir bölüm vardır. <laughs> Ayet numarasını, sure numarası aklımda değil ama hemen bilen izleyicilerimiz hemen hatırlayacaklardır. Belki sen de söylersin. Onlar seni gördükleri zaman kendi oğullarını gördük, tanıdıkları gibi tanırlar diye bir e, şey vardır, bir bölüm vardır Kuranda. Burada Yahudileri kastederek söyler. Yani evet. bir Tanrı elçisini, bir Resulü Yahudiler gördüğü zaman kendi oğullarını gördükleri gibi nereden biliyorlar? Daha önce resmini mi gördüler ki? Görüntüsünü mü gördüler ki? Kısmı da gelecek olan kurtarıcı bir Mesih'e. Çünkü onlar kimin geleceği kurtarıcı olacak herkesin görüntüsünü bildiği şekilde de yorumlar vardır. Şimdi ait sandığı meselesi veya tabutu sekine meselesi o yüzden çok ilginçtir. Kur'an'ın tarifiyle de o Allah'ın bir mucizesidir. Yani öyle alelade bildiğimiz bir sandıktan değil. Olağanüstü süper teknolojik bir e, yani cihaz olarak tarif. Yani bunu andıran bir tarif vardır. Zaten eski ayet, kura, e, Tevrat metinlerine baktığımızda savaşa giderken onların önünde orduya karşılarındaki orduya fırtınalar gönderdiği, yıldırımlar düşürdüğü de yazılan İngilizce çok vardır. enteresan, büyük bir gizemdir yani. E, İngiltere'den selamlar. Olabildiğince İngiltere, Azerbaycan, Almanya'dan çok izleyicimiz e, teşekkür ediyor. İngiltere'den selamlar. Cevabınız için teşekkür ederim Hamza Bey demiş. Sanctum Sanctorium yani kutsalların kutsalından, ahit sandığından, evet. e, işte Sekine'den bahsediyoruz. Tabutu Sekine'den bahsediyoruz. Şimdi e, biraz konuyu başka yere getirelim. Çünkü bunlar çok uzun hatta belki 3-4 programda anlatılacak şeyler. Hem anlatılacak şey, şeyler bunlar... hem de anlatılmayacak şeyler. Tabii, yani öyle evet. şeyler var ki bazı şey anlatamazsın herkesin önünde Okültizm dediğimiz kavram da o yüzden çıkmıştır. Bizde hani gizli ilimler denir ya. Çünkü senin karşındaki insan mesela bir bardağın içine su koyuyorsun. Buraya kadar doldurdun. Daha fazlasını koyduğun zaman taşar zaten onun içine almaz. Ve hatta tepkiyle sana sert bir tepkiyle de bunlar döner. O yüzden gizli ilim diye bir şey bir kavram boşuna çıkmamıştır. Tabii. Evet. Bu kaydı yani. da düşmüş Bardağı Bardağa dolacak kadar su koyacaksın demek. Ki. Yani çünkü, evet. ee, şimdi Fazla... ne kadar koyduğun önemli değil aslında. <laughs> Ne kadar boşaldığı da önemli değil. <laughs> ne yani? yani işin ne işe yaradığı çok önemli. Evet. Hele yani, bir de bardak doluysa şimdi doluşsa, şöyle diyelim başka mesela bir şeyle... değil, hadi sembol bilimci olarak ortaya bir çay bardağı koyduk. Üzerinde tam ağzına kadar doldurdukla boşalttık taştının sembolizmadaki anlamı başka. Evet. Yani onu kullananın nasıl kullandığı, kim için kullandığı, kim için hangi mesajı vereceği önemli. Aa sana göre e, işte bardaktaki çay taşmıştır. Öteki adam için başka bir anlama geliyor olabilir. Şimdi geldik bugüne. Yani yolculuk ettik. Zamanda yolculuk ediyoruz Serhat ve <laughs> Hamza'yla. Geldik bugüne. Bundan sonra Hariri dedi ki ünlü. Yuval Nuh Hariri. Evet, dedi ki tabi e, ünlü Homo Sapiens'in yazarı. Evet. Bilhassa Davos'taki açıklamasında. Bundan sonraki insan Bildiğimiz insan olmayacak. Hani bizim ismimiz Hariri olmadığı için biz bunu çok önceleri söylüyorduk ama ismimiz Hariri olunca e, işte hemen gündeme geliyorsun vesaire vesaire. Bundan sonra Serhat sen devam et istersen. Evet. Adamın dediğine katılıyor musun? Bundan sonra gördüğümüz ve bildiğimiz insanın son halini mi görüyoruz? Yani o şimdi bence öyle bir şey olmayacak. Evet. Çünkü neden geleceğe ait şeylerde hem hadislerde hem diğer şeylerde insanlık türünün kıyamete kadar devam edeceği anlaşılıyor. Ne kadar yok etmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Ne cahili dönem ne kadar egemen olursa olsun zaten çok kısa sürüyor. Şimdi bunu şeyle de bağlayacağız. Biraz sonra konuşacağız. Güneş Dünya evet. takla atacak mı atmayacak mı? Burada bir presesyon döneminin bir burcunun son derecesiyle öbür burcun ilk derecesi arasında 72-72-144 sene bir hakimiyet oluyor. Bu arada ne yaparlarsa yaparlar ama orada insanı değiştirecek, bozacak genetik yapısını değiştirecek, başka bir tura evrilecek falan öyle bir şeyler ben tahmin etmiyorum ama Hamza... Bu senin şimdi orada Hadir'in şöyle bir iddiası var. Bugün insanın varoluşuyla alakalı ka, genel kabul görmüş bir teori var. Evrim teorisi dedikleri. Bunu savunmak ya da yermek o, ta, o konuya girmeden söylüyorum. E, homo sapiens sapiens diye bir tür olarak tanımlıyor. Bugünkü modern insanı tamam. tanımlıyor değil evet. mi? Evet. Bu da diyor ki deus, tanrı demektir. Hani deizm falan denize de, de gelir ya oradan gelir. Homo deus olacak. Bir sonraki evrimin zinciri halkası homo sapiens'ten homo deusa geçeceğiz. İnsan tanrı olacağız der. Ve ne burada demek ki, trans, insan tanrı olması ne demek? Transhumanizme dayandırır. Evet. Yani artık insanın kendi e, organlarının, kendi uzuvlarının ötesinde daha geliştirilmiş teknolojik e, sistemler sistem kullanması. Onu. Şimdi 23 kromozom, 23 kromozom 46 ya. Evet. Bunu 48 yapmaya çalışıyorlar. 48 yapmaya çalışıyorlar ama belli bir grup için. Bu şu demektir, insanın hiç olmayan şu anda düşünemediğimiz bir sürü yetenekleri eklenecek demektir. İnsan, şu andaki mevcut insan, oradaki, o gelecekteki insana göre hayvan gibi kalacak demektir. Serhat bu değişim e, biyolojik mi olacak, teknolojik yani mi değişim teknoloji mi olacak? Onu teknolojiyle hızlandırarak evet. yapacaklar. Bu tabi evrimle oluyor. Diyelim ki 100 bin yıl sonra olacak veya 300 evet. bin yıl sonra olacak. Yani Ama buradaki bunu sen evrimi bir öneriyorsun aşırı... Hayır, sonra. onu işte yani. teknolojiyle hızlandırarak, genleri yani, transfer tamam. ederek... Tabii bir şimdi şey yapalım. o da var. Yani normalde hani bu doğal seleksiyonla geldiğine e, savunulur ya artık doğal seleksiyonun da ötesine geçerek insan kendi evet. evrimine kendi müdahale kendisi edecek müdahale diyor. Adamın yani. iddiası bu yani. Ama ve oradaki anlam şu. burada deus olan tanrı evet, kendini tanrıya dönüştürecek diyor yani. Da insan diyorlar ama, ama burada tanrı derken e, kendisinin daha sonra başka bir şey yarattığı iddiasında bulundukları için e, ve de diyor ki işte ben yaratıcı olanın kendisi tanrıdır. İnsan da artık kendisini e, yaratıyor sinyallerini e, yani. yarattığı ya. için tanrı olmuştur diye bir düşünce var. Evet. Bu sapkın düşünceye nasıl bakıyorsun? ve şunu da eklemek lazım. Belki onun ce o cevabı da bu bunun içerisinde olur. Mesela ör örnekler üzerinden gidersek, Brain Computer Interface diye bir sistem geliştirildi. Bugün var bu teknoloji ve yarın hayatımızın içine çok daha sıkı bir şekilde girecek. Beyin sinyallerini alıyor, bunu bir şeye dönüştürüyor, farklı bir sinyale. Bir arayüz bu ve onu da bilgisayardan senin komut olarak istediğin cihaza veriyor. Mesela bugün kolu kopmuş insanların yapay protez kollarını kullanmaları da yap kullanılıyor yani beyin sinyalleriyle bunu yapıyorlar. Bu ilk önce bir maymun üzerinde denenmişti ve daha sonra bugün insanlara uygulandı. Hatta bilgisayar oyunları da oynanıyor. Şimdi sen artık bu sistem beynine Neuralink projesi vardır ya Elon evet. Tam olarak budur. Yani beyin bilgisayar arayüzünü Minik yani bir, aslında bir avatar 2045 projesi minik, gibi bir proje. İneler, inecikler evet. beynine takıyorlar ve bunu yaptıktan sonra artık senin bu cep telefonun tuşuna basmana gerek yok. Düşünmen herhangi bir kişiyi aramak için hatta bu cihazın kendisine de gerek yok. Çok daha <laughs> küçük bir çip vasıtasıyla. Bütün bunlar senin beyninde oluşacak etkileşimlerle. Ben sana bakarım, sana bir cümle kurmama gerek yok. Bir şey düşünürüm, sana söylerim. O bilgi senin beynine gider o arayüz aracılığıyla. Biz seninle telepatik iletişim kuruyor oluruz. Mucizevi bir şey gibi görünür ama bunun teknolojik altyapısı vardır. Bugün bu çalışılıyor ve sadece iletişimde değil bu. Mesela e, arabaya, arabayı motorunu çalıştırmak için kontağına basmana gerek kalmıyor. Düşünerek her şey kapıya açıl dediğin zaman açılacak. Eve gidiyorum, kombi Eskiden ısınsın. Isınsın. Şey evet. Ben geldiğimde sıcak olsun diyeceksin Bizim kışın. Evet. Çocukluğumuzda şeyler anlatıyordu böyle büyük amcalar falan. Ya zaman gelecek, bir düğmeye basacaksın, her şeyi halledeceksin falan böyle tamam. düğme düğme Hı. o zaman. Düğme bile gerek olmaz. Şöyle düğmeye, düğmeye basılıyor hakikaten. Bir ara şey vermeden de... önce bir şey söyleyeyim. Cep <laughs> telefonuna çıkıyorsun. Hani aslında bizim hikayelerimizde, masallarımızda. Ey ayna söyle ben de ben dünyada benden daha güzeli var mı diye soruyorsun. Evet. Şimdi Google'a soruyorsun. Galiba. Google amca size söylüyor. Efendim ufak bir reklam arası daha veriyoruz. Ayrılmayın buradayız. İki zaman yolcusuyla evet. zamanda yolculuk etmeye devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, TV100 ekranlarında Ertan ile kayıt dışındasınız. İki zaman yolcusuyla yolculuğa devam ediyoruz. Ee, sorularınızı bekliyoruz. Yine etiketimiz bizden gizlenen kitaplar tanıtmak istiyorum yine. İki kitap, bir kök, insanlığın saklı tarihi Hamza Yardımcıoğlu... ...ve kozmik miras, evrensel ardalık kanunu Serhat Ahmet Tan. Ee, bu kitaplar üzerinden yürüyoruz şu anda. Kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Bundan sonra... Nasıl bir insanlık bekliyor demiştik. Evet. Yani şimdi Nietzsche'nin söylemiş olduğu bir Ubermensch diye bir kavram var. Yani süper insan kavramı. Bundan sonra der ki insanlar ve süper insanlar olacak. Evet. Yani bizim aslında transhumanizm diye e, şu anda çok dilimizde olan kavramdan bahseder. Bu kavram daha çok transhumanizmin... Yani e, insanoğlu e, biyolojik bedenine teknolojik bir ürünle e, bağdaşmasıyla, birleşmesiyle birlikte aynı e, zamanında işte bir milyon dolarlık adamda olduğu gibi e, bir aslında Android insandan bahsediyoruz. Evet, Doğru şimdi... mu? Şimdi bu Android insanla ne değişecek? Evet. İkinize de bu soru. Evet. Evet. Size insan denmiştir evet. fakat Goyim... Onlar insan değildir. Onlar hayvandır." diye bir alıntı. Evet. Bu koyim nedir? Bir ondan boyum, bahsedelim. Tevrat'ta da tevrat, evet. e, geçen ve anlamı daha farklı yorumlanmış İbrani geleneğinde bir kavramdır. İsrail oğullarından olmayan kişi olarak tercüme edilmiştir ama ben onu daha farklı bir yani evet. anlamını değiştirilerek kullanıldığını düşünüyorum. Neyse sonuçta bu bir literatüre, bir geleneğe yerleşmiş bir şey olarak gör, gör, görüyoruz. Ve biz Tabii ki Ama burada Goyer bir hal... çok net açalım. Goyim dediğimiz insanların çamurdan şey yaptığı e, he, ve onlara hükmettiği, istediği evet. gibi hareket edip istediği kadar e, bir şekilde yani ne istiyorlarsa ona göre sevk ettikleri, ve, idare evet. ettikleri bu ruhsuz evet. bakın kelime ruhsuz. Evet. Ruhsuz e, varlıklardan bahsediyoruz. Bugüne baktığımız zaman bunların karşılığı tamamıyla robotlar. Ve bunu evet. bunu bu felsefi olarak yani bu düşüncenin e, ortaya çıkardığı sonuç insanların iki sınıf olacağı en azından bunun bir motivasyon olarak ortada olduğu sonucunu doğuruyor. Yani bu köleler ve efendilerdir. Evet, evet. Şimdi sen programın başında 500 milyon insan meselesini koymuştun. Bugün dünya nüfusu 7.8 milyar olarak biz alırsak evet. 500 milyar sen daha önce yıllar önce 2016'larda, 15'lerde seninle yaptığımız programlarda birçok kez ...bahsettiğim mevzuyu, şimdi ben konuyu oraya çekeyim. Evet. konuyu. Yine senden bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı'ndaki dönemindeki at popülasyonuyla... ...bugünkü at popülasyonunu karşılaştırdığımızda... ...arada ne kadar büyük bir fark var bunun sebebi. Çünkü o zaman atlara daha çok ihtiyaç vardı. Bugün evet. gerek yok. Peki, otomasyonun bütün dünyada etkisini daha fazla artırdığı ...robotik teknolojilerin ve yapay zekanın... ...karşımıza yeni bir otomasyon dünyası koyduğu ve iş gücüne ihtiyacın azaldığı bir ortamda. Yani daha az köleye ihtiyaç olduğu bir ortamda. Daha fazla insan insana ihtiyaç var mı ve ne olacak sorusu. Ve iki sınıf oluştuğu zaman köleler ve evet. efendiler zaten bu sistem işliyor. Tarih boyunca işlemiştir ama farklı ekonomi modelleri içerisinde feodalizmde farklıdır. Kapitalizmin kendi içerisindeki yine farklı yapıları vardır transformasyon geçirmiştir. Yani 1789'dan 1913'e, oradan 1944'e, 1971'e her, her birinde farklı olaylar vardır. Girmeyeceğim detaylarına. Ama böyle form değiştirdiği ve bugün yine bambaşka bir form değiştireceği bir eşikte duruyoruz. Dünya insanlık tarihi olarak. Ve yine tekrar telaffuz edeceğim. Birçok kez programlarımda ve özellikle YouTube yayınlarında sıklıkça dayala, dikkat çektiğim bu The Great Reset. Yani büyük reset kavramının, her şeyin sıfırdan başlatılması kavramının ki Davos'taki toplantıda da 2021'in ocağında görüşülecek olan ana başlık maddesidir. Ve dünyanın yeni bir modele geçeceği üretim anlamında ve finans sistemi anlamında burada artık yepyeni bir dünya ve insana ihtiyacın giderek azaldığı ve bu projeksiyonun artık ne zaman karşımıza bir realite olarak çıkacağını beklememiz gereken bir döneme giriyoruz. Ne diyorsun Serhat? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de Dabbetü'l Arz ayeti var. Ben oradan bir yorum getirmeye çalışıyorum. Orada sanki genetik bir yapı ama insanların ürettiği ama insan yeteneklerinin çok üstünde yeteneklere sahip olan bir e, varlıktan bahsediyor. Gene biyolojik bir varlık. Ama bu dünyaya biyolojik ait. Biyolojik mi diyorsun? Biyolojik. Evet. Bu dünyaya ait. Çünkü Dabbetül Arz diyor yani dünyaya ait. Dünyaya ait şu demek. Yani insan üretti bunu ama bu bir prototip olarak kalıyor. Hatta Deccal e, sembolü de buna uygun. Çünkü Deccal'ın tarifinde kurşun atıyorsun, e, öldü zannediyorlar, bırakıyorlar. Sabahleyin o filmlerden hani kurşun kendiliğinden çıkıyor falan ya. Onun gibi bir şey tarif edilmiş. Kılıçla öldüremiyorsun, kurşunla öldüremiyorsun, yetenekleri çok fazla falan böyle tarifler var. Şimdi bu olsa olsa biyolojik bir senin dediğin gibi ruhsuz robot da olabilir. Ama acaba ruhsuz bir şey var mı şimdi? İnsan gibi düşünen veya insan zihnine çok yakın olmayan bir varlık olunca biz genelde ruhsuz diye yani, tanımlıyoruz. Ruh, Ama ruh, yapay mevzi... zekaya baktığımız zaman yapay zeka e, ruhtan bahsetmiyoruz, zihinden bahsediyoruz. Ruh evet. çünkü daha kutsal bir şey, zihin ise daha yani matematiksel ve bilimsel bir davranış. Zihninle kendini, kendi zihnini kendinin oluşturacağı bir yapıdan bahsediyorum ben. Yani şimdi şöyle ben çok yıllar önce bir Rus istihbarat servisinde çalışmış ama daha sonra ayrılmış bir hanım. TRT'de onun bir röportajını izlemiştim de şey diyordu okuduğum hiçbir şeyi unutamıyorum. Böyle yetenekler var. Tabii tabii. Şimdi yani artık okumayı bıraktım. Çünkü okuyunca o benim giriyor belleğime. Plakaları ezberleyenler. yani, yani hiçbir şeyi unutamıyorum. Şimdi böyle bir yetenek, şimdi böyle bir insan olduğunu düşünelim. bunun şimdi yani hiç bilgisayar, mesela şu anda bilgisayarlar diyoruz işte internet diyoruz şu an teknoloji gelişti, bir bilgi çoğaldı falan. Ya yani o bir kişide olduğunu düşün onun ve bunun yanında başka başka yetenekleri olduğunu düşün. E tabi bu şu demektir işte transhumanizm oluyor. Yani bir üstün insan ırkı evet. ama bu aslında nereden kaynaklanıyor? Bu İsrailoğullarının veya dünyayı yöneten sistemin diyebilirsin başka isimler verebilirsin. Ölümsüzlük arayışı diye bir şey var. Ölümsüzlüğü arıyorlar. Bunun çaresini arıyorlar. Yani bu da nereden kaynaklanıyor? Ölümsüzlük derken hiç ölmemek değil. Uzun yaşamak. Ama bu nereden kaynaklı? Kıyamete eski kadar peygam... yaşamaktan bahsediyorsunuz. Tabii aslında. eski peygamberlerin e, Tevrat'ta Yaşlarının, anlatılan evet. yaşları çok uzun olduğu için burada sanki insan oğlunun şu andaki mevcut insan oğlunun e, bir kayıp yaşadığı, bir genetik kayıp yaşadığı veya kapalı kaldığı genlerinin onları açabilir miyiz? Veya olmayan genler kaybedilen, yok olan genler varsa ekleyebilir miyiz? Ve bu şekilde. Buradan başlayan bir sistem işte giderek evriliyor, teknoloji de işin içine giriyor. Bunun olabileceğini şöyle bireysel olarak çok sınırlı olarak prototip olarak belki olabilir. Ama genel insanlığa yayılmış böyle türü etkileyecek türün üstüne başka bir tür olacak şekilde olacağını ben düşünmüyorum. Sen evet. öyle yorumuyorsun. Bir ol Deniz demiş ki Sümer tabletlerinde Anunnaki'ler tarafından insan ırkının genetik kodlama ile oluşturulduğu anlatılıyor. Bunun için ne dersiniz demiş bizden gizlenen etiketiyle ne dersin Hamza? Tabii genetik ifadesi e, Sümer tabletlerinde kullanılmıyor ama dediği şekilde insanların Anunnakiler tarafından üretildiği evet. ve Anun, Anu için e, çalışacak olan daha önceden İgigilerin yani İgigi denilen de yine farklı bir türdür ve onların başında da Kingu isminde bir tanrı vardır. Kingu da bir Anunnakidir <laughs> ama Enki yapıyor, her şeyi Enki yapıyor. Tabii Enki zaten <laughs> işin içerisinde. Bunu Babil yaratılış destanında Kingu olarak görüyoruz. Hı. Ve Enlil, Enki bu tufan meselesi de hepsi tam içerisinde olan karakterlerdir. Ve Kingu bir isyan başlatır. Anunnaki tanrılarına, büyük tanrılara ve o büyük tanrının altında da yedi büyük başka tanrı dedikleri aslında büyük meleklerden bahseder burada. Bu isyanın sebebi de Lulu'nun yaratılacak olmasıdır. Lulu diye bir yeni tür yaratılacaktır. Lulu Amelu. Bu evet. L L bu da amele <laughs> amel yani. <laughs> yani amele olarak tabii ki yani kulluk etmesi için cinler de aynı şekilde kulluk etmesi için yaratılmıştır. Kur'an bunu söyler. İnsan ve cin topluluklarını bunu söyler. Ve bu ikisine hitap eder. Yine bu Enuma Eliş'te bahsedilen igigiler insandan önce yaratılan türdür. İnsan onun halefidir. O da insanın selefidir. Evet. O yüzden insan Arad diğer yüzünde yani. halife olmuştur. Ve 13. On, elmadan önce 12. elmaya kadar yerinen tüm türlerden bahsediyor. O türlerin hepsi diyor deneme üzerine yaptık ve 13. elmayı yedikleri anda evet. işte diyor Olay bitti. onlar evet. da bizler gibi oldu. Evet. En i̇şte büyük problem. Orası en, en can alıcı <laughs> meseleye geliyorsun. İki soyun mücadelesi meselesine geldin, geliyorsun. Başladı yani şimdi... E Adem, Adem ve Lilith konusuna. Lilith Lilit, bilmem mesela, ne de işin köküne. Kırmızı kan, evet. mavi kan. Şimdi evet. ona girmeden önce bir seraptan bir şey gelmiş. E, etiketimiz bizden gizlenen ahit sandığının Elon Musk ve Starlink uyduları ile ilgili ilgisi var mıdır demiş soru soruyor. Ne dersin Serhat? Ben Elon Musk konusunda bir şey diyemiyorum. Doğru mu yanlış mı yapıyor bir şeyler ama Acaba, sen ne diyorsun? Şirketin... Ben onun çalışmalarını takip ediyorum neler yaptığını ama da böyle bir şey görmedim. Yani Ay ile ilişkilendirebileceğim. Ha, birisi koyarsa onun üzerinden tartışılabilir. Hani Elon Musk, e, Zuckerberg veyahut da benzeri tüm insanların ben üst akıl tarafından yönetildiğine veya da kurgulandığına inanıyorum üst takıl öne çıkmayacağı için evet. birilerini oyuncu olarak kullanır Bunların da doğru mu değil mi o da çok belli. önemli insanlar olduklarını sanmıyorum Çünkü baktığınız zaman sosyal yaşamlarına bunları hissediyorsunuz yani gerektiği zaman aynı Steve Jobs gibi yani o yok edilmek istenirse görevini tamamlamıştır ve yok edilebilir diye bakacaksınız şimdi Konularımızdan bir tanesi. O da şu geldik geldik. Serhat daha çok sana soracağım. Ee, sonra Lilith'e falan gireceğiz. Yani vaktimiz e, yeterse son bölümdeyiz çünkü Güneş gerçekten batıdan doğacak mı? Şimdi Ay. bu o kadar büyük bir problem. Ki, en acayip konuya he, En acayip konu <laughs> bu. Şimdi yani bunun içinde presesyondan bahsediyoruz. Manyetik işte kaymadan yani Kanada'dan şu anda Sibirya'ya kayan bir manyetik alan. Hatırlıyorsun. Bizim çalıştığımız yerde de seni de dahil ederek evet. böyle büyük bir Tartıştık. tartışmaya yol açtı bu konu. Hep tartışıyoruz ama bir daha bir daha öteki adamlar diyorlar ki olur mu öyle şey? Dünya takla atar mı vesaire vesaire? Bu konuları bir açıklayalım. Yani şimdi, Sen nasıl yorumluyorsun? Bu işin bilimsel mi? Biz yani de... konumuz şu: Güneş batıdan doğacak mı? Kuran'ın evet. dediği gibi. O yeni bilgilerde. Bir evet. Var. Ama bu iş. ...acaba biz bunu kafamıza senaryo mu oluşturuyoruz... ...hayal mi kuruyoruz yoksa oluyor mu böyle bir şey... ...bilimsel olarak evet. var mı? Şimdi bu var doğal bir döngü şeklinde. Önce bunun... ...400 bin yılda bir olduğu... ...bilim adamları buna kanaat getirdiler. Sonra bu zamanı daha da kısalttılar. 250 bin yıl... ...daha kısaldı falan giderek yapılan araştırmalarda... ...nereden yapıyorlar onu da? Buzullarda. Buzullara şey... E, ka, ...kakma diyelim onu ne diyelim... bir. E, Sondaj yapıyorlar, oradan buzulları çıkartıyorlar. Bilmem kaç bin yıl öncesinin durumuna bakıyorlar. Orada olmuş mu olmamış mı? Şimdi bu benim tahminime göre 38.500 yılda bir olan dola, doğal bir olay oluyor. Ve bunun tam arefesine geldik. E peki nereden anlıyorsun arefesine geldik 38.500 yılda bir oluyorsa? Şimdi bu nasıl oluyor bir ona bakmamız lazım. Yani senin dediğin, şimdi şöyle şunu dünya olsun altında küre burası da kutup dairesi olsun. Bu kutup dairesinin burası aşağı yukarı 500-600 kilometre bir şey. Bunun içinde manyetik alan dünyanın ekseni kayıyor burada hareket ediyor sağa sola gidiyor. Onu kestiremiyorlar nereye gittiğini. Şimdi Sibirya'ya e gitmiş 33 derece sıcaklık oluyor orada. Evet. Şimdi bu bu kutup dairesinin dışına çıkarsa bu dünyayı takla attırır mı attırmaz mı? Peki dışına nasıl çıkar? Neden buralarda geziniyor da dışına çıkmıyor? Bunun benim tahminime göre en büyük etkeni dünyanın iç çekirdeğinin dönüş hızının dünyanın dönüş hızıyla uyumlu olup olmaması. İç çekirdek bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Ama bu hızlanma yavaşlanma ivmesi çok az bir ivmeyle olursa bu kutup dairesi içerisinde gidiyor, takla atmıyor. Ama hızlı bir ivmeyle Olursa bu buna takla attırır. Aynı pizza kulesi şöyle duruyor. Düşmüyor. Neden düşmüyor? Fiziksel bir olay. İşte bu çemberin dışına çıkarsa bu kütleye düşer. Şimdi dünyayı da bunun gibi düşünmek lazım. Yani dünyanın iç çekirdeğini takip etmek lazım. E, bu kutup dairesi etrafında da bu bayağı eskiden olmadığı gibi son 10 senede bayağı bir şey oldu. Yani çok uzağa gitti falan deniyor. Bu bunu aşacak bence. Ve artacak. Yani şimdi şunu söylüyorsun. Hani bir toparlayalım mı? Evet. Dünyadaki manyetik kayma gittikçe artacak. Tabii dünyanın içindeki koru yani demir ağırlıklı merkezi. Evet. Onun bir dön dönmesi var. Bu dönme dünyanın dönmesiyle biraz farklılık. Yani dış yüzeyin dönmesiyle farklılık gösteriyor. Dünyanın dönmesi sabit aslında. Evet. Yani sabite çok yakın sağ lisenin binde biri on binde biri falan farklar oluyor. Şimdi bu iç çekirdeğin farkından bahsediyorum yani dünyanın dışının dönmesi sabite yakın. Ama iç çekirdek öyle değil. Bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Şimdi o da zaten manyetik alan oluşturuyor. E bu kutup da zaten manyetik alan demek. Bu manyetik alan bu çemberin dışına çıktığı anda takla atacak. Ne zaman atacak? Nereden anlıyorsun? İşte zodyak takviminden Kur'an-ı Kerim'deki Kef suresinden Kef suresinde tarif edilen sembolik şeylerden anlamaya çalışıyoruz. Buradan ne anladınız? Nedir bu sembolik sonuç şeyler? Sonuç olarak şu, yani bir, bir sembolik şeyleri de var. söyleyeyim. Şu bu zodyak ile ilgili. Şu anda biz balık çağındayız. Balık çağı 30 derece. Biz şu anda 30. dereceye girmek üzereyiz. 2028 yılına gireceğiz. Bu son bir derece. Bundan sonra ne var? Kova çağı var. Bu da 30 derece. Bunun bir derecesi de daha sonra kutup taklası olduktan sonra gireceğimiz bölge. Bunlar 72'şer sene sürüyor bu birer derece. Şimdi bunun tam ortası benim hesaplamalarıma göre 2100 senesine denk geliyor. Yani şunu söylüyorum. Ne olacak 2100 2028 senesinde? 2028 ile 2100 arasındaki her an olabilir. Ama büyük ihtimalle 2100'e daha yakın. Ne olacak tam? Dünya... Kuzey kutbu güneye gelecek şekilde... ...güney kuzeye gelecek şekilde... ...yani sen gökyüzüne işte. baktığın zaman... ...şimdi ne görüyorsun? Ee, şeydeki kuğu takım yıldızındaki... ...kuzey yıldızını görüyorsun. Evet, Eskiden be. denepti şimdi başka bir şey. Şimdi onu göremeyeceksin... ...onu güneydekiler görecek. Biz başka bir şey... ...güney göklerinde görüleni göreceğiz. Bu şu demektir... ...dünyanın dönüşü hiç değişmiyor... ...gene devam ediyor. Ama şu anda Kabe'deki... ...hacıların tur attığı yön saat yönünün tersine. Dünyanın güneş etrafına dönüşü de öyle. O terse dönüş dünya takla attığı zaman saat yönünü oluyor. Saat yönünü olmaya başladığı zaman bu zodyaktaki bütün sistemin değiştiği manasına gelir. Göklerdeki bütün şeyin bunu Müştak Baba'nın şiirlerinde de var. Mesela? Yani şöyle diyor mesela diyor ki gökyüzü alimleri bütün bilgilerini atacaklar. Her şeyi yeni baştan Allah'ın sanatını ...inceleyerek öğrenecekler. Manasını söylüyorum ben tabii şiirin... ...şeyi başka Osmanlıca ifadesi. E şimdi orada da var... ...hadislerde var... ...Güneş Batı'dan dolayı. Kur'an-ı Kerim'de benim bulduğum mesela... ...en az iki yerde var. Bir, e, Hamza'nın daha önce bahsettiği yedi uyurların... ...mağarasının tarifi. Şimdi orada zannediyorsun ki mağara tarif ediliyor. Mağaranın tarifi aslında dünyanın tarifi. Ama dünyanın şu andaki haritasının ters tarifi... Yani batı doğu olmuş, doğu batı olmuş. Allah Allah dedim ben. Yedi uyurlar daha mağaradan çıkmadılar mı? Güneş batıdan doğduğu zaman mı çıkacaklar? Bu olay öyle önemli bir olay ki bak. Deccal'la ilişkilendiriliyor. Yedi uyurlarla ilişkilendiriliyor. Mehdi ile ilişkilendiriliyor. Son zaman ortaya çıkacak bütün alametlerle güneşin batıdan doğması ilişkilendiriliyor ve hemen hemen o, o mu önce, bu mu önce olacak diye tartışmışlar. Aynı onu. zamanda İsa kıyametin Mali. Kıyametin de dönemine girişim girişin başlangıcı. Şimdi bu olay fiziksel bir olay. Bilimsel bir olay. bunu mesela Mısır piramitlerinde de görüyoruz. Mısır piramitlerinde de oradan çıkan şaftlar, büyük piramitten çıkan şaftların eşleşmesi ve piramitlerin dizilmesi, yanda Nil Nehri, gökyüzüne baktığımız zaman, Samanyolu'nun Nil Nehri gibi düşündüğümüz zaman, piramitleri de Orion kuşağı gibi düşündüğümüz zaman ki onun iz düşümü ama tersten iz düşümü olduğu konusunda çok iddialar var. Hatta Batı'da bilim adamları bunu tartışıyorlar. Yani piramitler üzerine çalışan insanlar bu tersten midir, yüzden midir? Şimdi terstense o zaman şu problem ortaya çıkıyor. Piramitler, piramitler 38500 milattan önce yılında yapılmış olması lazım. Buradan da bu çıkıyor. Çünkü eşleştiği rakamlar 1 milattan önce 10450 1 de 38500. Şimdi 38500 olursa o zaman dünya tarihi tamamen değişiyor. O git işte Anunnaki'ye git, Mu kıtasına git, nereye gidersen git. Şimdi o zaman bu 38500 yıl önce olmuşsa bu bir buçuk presasyon yapar. Yani zodyak bir tur atmış, bir de yarım tur atmış. O zaman bunun zamanı geldi demektir. Yani belki de piramitler bize bugünü belirtmek için belki de bir tarih veriyor da olabilir. Yani böyle bir şey var. Bunu Maya takviminden bakarak anlayabilirsin. 2012 bulmuştu onu araştırmacılar ama 2012 olmayabilir. 2112 olabilir. Şimdi böyle bir şey var, durum var. Bu Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Hz. Musa'nın Hızır'la buluşacakları yeri geçip tekrar geriye dönmeleri anlatılırken sembolik olarak da anlatılıyor bana göre. Yani ve mağaranın olduğu yerin tarifinden de çıkartabiliyoruz. Hadislerde ne, ne nasıl açık olarak var. Ne diyorsun yani? Şimdi mağaraya şöyle, peygamberimizi muhatap alarak şöyle söylüyor ayet. Sen güneşi görüyorsun ya diyor. Şimdi o zaman ona söylüyor veya bana söylüyor. Ben şimdi güneşi karşıma aldığım zaman dünya arkamda kalıyor. Ve kuzey yarı küre değil. Oradaki mağaranın tarifini ben uyguladığım zaman haritaya bu harita ters çıkıyor. Dünyanın haritası. Ama haritayı ters çevirdiğim zaman da şöyle bir şey oluyor, batı ile doğunun yeri değişmiş oluyor. O zaman anlıyorum yani ki sen diyorsun ki yani e, muhakkak dünya tak, yani aslında şöyle fiziksel bakalım fiziksel diyorum ben. bu takla atma meselesi hani çok abartmaya da gerek yok gündüz gece olduğu gibi yani işte güneşin olay. E, etrafında dünyanın döndüğü gibi çok doğal bir olay. Evet. Bu tekrar bir takla atacaktır. O zaman da buradan anlıyoruz ki. Ee, Kur'an'ın söylemiş olduğu Kur'an'da yazan Güneş Batı'dan doğacak kavramı oluşacaktır. Evet. Ve bu da kıyametin başlangıcı olacaktır dedin. Doğru mu Doğru miyiz? doğru. Sen ne diyorsun? Şimdi tamam, bunun tarihte örnekleri var. Brezinski mamutu diye bir fosil var. Bu çok önemli evet. bir e, detaydır. Sibirya'da bulunuyor bu ve biliyorsun o buzların e, içerisinde bulunuyor ve öyle bir şekilde fosil korunaklı kalmış ki hiçbir şekilde zarar görmemiş. Hatta yer e, en son yediği bitki midesinde karnında duruyor. Kalmış. Karnında kalmış ve donmuş. Yemiş. Ve daha sindirilmeden donmuş. O kadar hızlı bir e, soğuma gerçekleşmiş ki yarından sonraki gün filminde de bu detay işlenmiştir. Evet. Hani o filmi izleyen hatırlayacak. O okyanuslardan başlar o soğuma. O soğuma öyle evet. bir hızlı geliyordu ki anında herkesi donduruyordu. Şimdi buna bir delil olarak bunun tarihte jeolojik dönemlerde yaşandığına dair ve o bitkinin mamutun e, midesindeki bitkinin de tropik bir bitki olması yani Brezinski dediğimiz yerdeki iklimin tamamen farklı olması bir dönem tropik bir yerken bugün buzul olarak karşımıza çıkıyor olması tarihte bize kutup bölgelerinin bunu dünyanın ekseni olarak düşünelim. Kutup bölgelerinde... Ani değiştiğini gösteriyor. Ve ani bir değişiklik yaşandığını gösteriyor. Aslında bu dünyanın tam bir takla olarak söylemiyorum ama eksende çok ciddi bir kaymanın gerçekleştirdiğine dair sadece küçük bir örnek. Evet. Yani sen de muhakkak bu kaymanın veya taklanın, yani şey ironik olarak takla diyorsun. Tabii, tabii. Bu taklanın muhakkak olacağını söylüyorsun. Ve bu olan oluyor. Yani burada su, Adlan, kasarcı sana bir şey demiş daha ekleyeyim ki. mi? Evet. Şimdi Tevrat'ta yeşil bölümü var. Çünkü Yuşa Tepesi'nde böyle bir olay anlatılıyor. Oradaki beyaz kitabe de var Osmanlıca. Daha önce onun Türkçesi vardı. Güneş eliyle dur dedi. Güneş e, bir saat gökyüzünde kaldı falan diye. Şimdi bu bir saat midir, bir gün müdür? Ama ben Yeşil bölümüne gittiğim zaman şöyle diyor. Güneş'e dur dedi. Ey güneş sen Givon üzerinde. Ey ay sen de Ayalon Vadisi üzerinde. Şimdi onun tarifine baktığımız zaman da yine dünyanın ters konumu çıkıyor. Givona bakıyorsun şu anda. Şu anda Ayolon vadisinin daha doğusunda. Ayolon vadisine bakıyorsun batıda ama gökyüzündeki iki gök cismiyle eşitlediği için bunları referans aldığı için güneşin önde olması gerekir, ayın arkada olması gerekir. Çünkü bunu söylediği zaman gündüz öğlen vaktinde söylüyor. Şimdi o zaman bu ters bir şey anlatıyor bize. Buradan Hristiyanlar Galileo'yu bile aforoz etmişler. Demişler ki bu güneş dünyanın etrafında döndüğünü gösteren ayettir. Hatta Yanlış anlamışlar. sana bir şey daha söyleyeyim. Ee, Eriha Savaşı'nda Yeşun'un hatta meşhur ilahisi de vardır. Caz parçadır. Jeşufot the Battle of Jericho evet. diye bir parçadır da. Evet. Orada da geçer. O savaşta güneşin bir saat batmadığı, gökyüzünde bir saat fazladan kaldığı, kaldığı da söylenir. anlatılır. Evet. Şimdi bir şey Şimdi, daha ekleyeyim. Bak, bir şey ekleyeyim çok sana bir soru geldi. Francis evet. Bacon. Evet. Mason'la kalfalık derecesini ekleyen adam. Tabii. Kalfalık derecesinin ritüelini ne aldı? Bütün masonlar çoğu şimdi şu anda yani anlayanlar anlıyor da itiraz edenler de var. Yeşo'nun Tevrat'taki o bölümünü aldı. Halbuki masonlar Yeşo'yu hiç sevmezler. Neden sevmezler? İşte bu Galile'ye falan şey oldu diye, referans oldu diye, onun yalanladı diye, yanlış çıktı diye. Ama aslında Fransız Bacon öyle bir adam ki. Yani dünyanın takla atacağını orada Yeşil bölümünden görmüş. Onu gitmiş kalfalık derecesinin içine koymuş ki o bilgi kaybolmasın. Bak, Aynı zamanda bu da önemli yani bir konu. Francis Bacon hani Shakespeare, değilim, evet işte Shakespeare göre Shakespeare e, Gülhaç teşkilatını masonluğun içine çünkü ikisi ayrı bir teşkilatken masonluğun içine yerleştiren adam. Aynı Ama zamanda şey. New Atlantis kavramıyla Evet. hani bunları hatırlatmamızda yarar var. Yeni Atlantis ee, kitabı. Yani çünkü Francis Bacon, e, Masonizm için önemli bir karakterdir. Amerika Birleşik Devletlerinin var olmasını, yani Yeni Atlantis'in orada olması gerektiğini söyleyen, işaret eden kişidir evet. diye de ekleyelim. Fikir babası da. Evet. Bazı, kuran... bazı tarihçiler. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulmasından 100 yıl önce yaşamış bir adam olmasına rağmen, onu kurucu babalar arasında sayar. Evet, bu The New Atlantis Tabii. kitabından evet. o fikirden dolayı. Evet. Şimdi sana bir soru gelecek, bunu gelmişti, onu atlamayalım. Evet. Ee, adam kasarcıda e, bozulmasın. Serhat hocam demiş, buzullarda kaynağı bilinmeyen bir akım var. Onun bir paralel geçit olduğu söylüyorlar. İlim insanlarından bazılarının döcceli buzullarda hapis olduğunu söyleyen bu Deccal'in enerjisi enerji dalgası olabilir mi? Hiçbir yorumu var mı? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen ne diyorsun? <laughs> Yok. Şimdi şöyle bilmiyorum bakacaksınız. Ya. Ee, yani Hitler'in araştırmaları var, biliyorsunuz. Evet. Özellikle buzullarda hem geçitle ilgili <laughs> hem de arzın merkezine seyahatte Verne'in bahsettiği. ...hikayeyi aramak için yapılmış bir e, yolculuk var. Biliyorsunuz tren yolları kadar yapıldı. Bununla ilgili e, adam kasarcının sorusuna e, Hitler'i konuşacağız yakın zamanda. Onu çok çok açacağız. Peki diyor ki, e, kaydı şimdi şöyle okuyalım. Evet diyor, evde kaldık diye bir e, arkadaşımız... Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde pire berber iken demiş mıngır şıngırdan devam etmiş zaman yolculuğuna bir işaret midir bu konu diyor. E zaten onu anlatmışlar. He, söyle ne demek istiyor? Yani, yani, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar ne demek? Evet. Babamın yanına gittim babamın çocukluğuna gittim demek. Onun beşiğini salladım demek. Yani zaman yolculuğu yaptım diyor orada. Masallar hep öyle başlar. Peki yine aynı soruyu sormuş. Evde kaldık. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Her masal, her efsane içinde zaman yolculuğunun veya başka gezegenlerde yaşam hikayesi barındırıyor mu? Önce develer ülkesine giden Gülver, sonra cüceler ülkesine gidiyor. Ne dersiniz Hamza Bey? Evet. Buradaki devler de nefilimdir. Yani evet. masallarda karşımıza çıkan bütün devler nefilimdir ve dev il İl tanrı demektir. Dev ilde ta iblisin aslında ismidir. Iblisin. Aslında o da dev ırkından olduğu için yani aslında bu dev dediğimiz kavram tamam fizik olarak bizden ne kadar iri kısmını tartışmıyorum ama orada bir türün bir ırkın verilen isimdir. Hatta şimdi bir senarist arkadaşımın Emir evet. bu bir mesaj atmış. Çok ilginç onu söyleyeyim. Jules Verne Ay'a Seyahat kitabını yazdığında 1828 1905 tarihleri arasında yaşayan bir yazardan bahsediyoruz. Aya henüz çıkılmamıştı. Denizler altında 20 bin fersah kitabını yazdığında denizaltı dahi henüz yoktu. 80 günde devri alem yazdı, o da gerçekleşti. Bu yazarın bir kitabı daha var. Onun ismi de 2 yıl okul tatili. 2 yıl okul tatili, evet. Şimdi, çok güzel. Ee, Ahmet Bey merhaba. Kutuplar yer değiştirecek. Uzun yıllar önce bu değişimler olmuş pusula da kuzey güney olacak. Ancak dünyanın dönüş yönü değişmeyecek. kıblemizde dönüş yönü değil, dönüş yönü değişmiyor Şimdi böyle demiş. Sen buna cevap ver, evet, bitireyim. Evet. Kıblemizde kabe olduğuna göre güneş yine kabe üzerinden doğacak. Sadece pusula da eski kuzey yeni güney olacak demiş. Kim demiş? Şimdi bak, Hüseyin demiş. Hüseyin Akbul. Bunu Hakkün. şöyle anlatayım. Yani biraz ayağa kalkmam gerekiyor. Tamam. Şimdi şu sağ elimi dünyanın dönüşü. Şöyle döndürüyorum bak. Şöyle döndürüyorum. Döndürüyorum. Şimdi ne tarafa dönüyor bu? Yani şimdi bu tarafa dönüyordu. Evet. Ben döndüğüm zaman şu tarafa dönüyor. Yani şu tarafa giden şey bu tarafa gitmeye başlıyor. Bu dünyanın güneş etrafında. Yani ben burada takla atmış gibi yaptım. Şu anda aslında takla atsaydım aynı şey olacaktı. Şimdi bu çok basit bir şey aslında ve bu e, birçok kişi bunu kavrayamıyor. E, dünya durur diyorlar, yok bilmem ne olur diyorlar fa insanlar yere yapışır yok havaya sıçrar hiç alakası yok dünyanın dönüşü devam ederken çok kısa bir süre içerisinde bir gün hatta bir gündüz 12 saatlik bir süre içerisinde takla atıyor gökyüzü böyle bir an sabit gibi falan kalıyor ondan sonra terse dönüyor. Ve dünya aynı şekilde dönmeye devam ettiği halde Güneş'in etrafındaki turları tersine dönüyor ve terse giden zodyak da terse dönüyor. Yani şu anda Dünya'nın dönüşünün tersine yavaşça zodyak döner. Dünya tersi döndüğü anda zodyak da onun tersine yavaşça dönmeye başlar. Bu da şu demek: Balıktan çıkarken balığa gireceksin. Tabii. Yazdan çıkarken yaza gireceksin. Kıştan çıkarken kışa gireceksin. Mevsimler çift yaşanacak demek. Evet. Şimdi. Ak Akrep Kral demiş ki bizden gizlenen hashtagimize iyi yayınlar televizyonu açma ihtiyacı hissettiren bir program doğrusu. Size ve konuklarınıza teşekkür ederim. Bir bu önemli bir soru. Bunu da açalım isterseniz. Bir Mısır hükümdarı elinde o kadar adam varken neden Hazreti Musa'nın peşine düşer ve Kızıl Deniz'de boğulur? Acaba zaman yolculuğunda kullan, kullanan birisi miydi demiş. Hamza ne dersin bu konuda? Çok yoruma açık bir şey. Yani. Mesela, Hı. senin Hı. yorumun almış. ne olabilir? Olabilir, değil mi? Çok yoruma Mustafa açık. Sandra sandra böyle bir sabit cevabı yok. Mısır ekonomisi bozulmuştur veya oradan altınları aldıkları yani söyleniyor. Yani temel bir şey olsa dersin ki bundan dolayı bu olmuştur ama. Yani dayanak yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden ben de dayanak yani Ben olan altın yorum... için mesela şöyle açıklamalar var. İsrailoğullarının hanımları Mısırlıların ileri gelenlerin yanında hizmetçi olarak çalıştığı için. İsrailoğullarına dü düğünlerde altın takmak gelenek olduğu için kendi altınları olmadığında o hanımların altınlarını mücevherlerine emanet isteyip düğünde ritüel olarak takıp tekrar onlara geri veriyorlardı diye açıklamalar yapıyorlar. Ve o akşamda İsrailoğulları bütün hanımlarına demiş ki siz tekrar düğün var deyip altınları alın onlarla gidelim. Daha sonra da bu altınlarla buzağı ekelini yaptıkları söyleniyor. Ama Firavun'un ben bizim zenginlerden altınları aldılar, kaçtılar diye peşlerine düşeceğini zannetmiyorum. Çok daha önemli bir şey olması lazım. Tabii. Yani. yani aslında şöyle bakmak lazım. Hani tetragramatonu çalıştırandan bahsettik ya. Kral, usta, rahip ve tanrı olması lazım. Hz. Musa aslında bir e, eninde sonunda sistemin oluşmasında önemli bir etken. Şimdi ilk defa belki duyacaksın. Kalfa kendisi aslında. Usta değil. Usta hazır. Evet. Şimdi bunu bir belirtelim. Tot'tan bahsediyoruz. Usta olan tot. Yani dolayısıyla şöyle gitmemiz lazım. Bir şekilde bir kavimin ayrılması düşünürsek, o döneme dönersek ve bu çok tartışılıyor tabii. E, kim kimdir kavramı. Şöyle Hazreti Musa bir şekilde e, ahit sandığını e, hani yaptığı söylenilen işte biliyorsunuz kübitler belirlenir işte. Uzunluğu iki kubit, yan tarafı bir kubit filan ve şey iki kubit ve 4 kubit olarak. Şimdi şöyle bakalım bana göre ben şöyle okuyorum. Bir şekilde e, büyük piramitten, Keops'tan e, şeyi, e, tabutu, sekineyi muhakkak almış ve giderken evet. onu da almış. Evet. Onun içinde Firavun arkasına düşüyor. Hı. Yoksa Firavun'un olsa olsa olur yani Firavun'un başka çok yani Pide İsrail oğullarının olduğunu sanmıyorum ben. Kızıldeniz'i de onunla yarmış olabilir. Tabii aynı şekilde. Çünkü o ee, bir şekilde bizim işte hava harp silahı gibi bir silah olduğunu. söylüyor. şurası da söylüyor. önemli. Bizim Rum. Mısır dediğimiz zaman yani Kur'an'da da Mısır olarak anlatıldığında Tevrat'ta da geçen Mısır herkes şunu düşünüyor. Bak bugün, bol bol sorulara cevap veriyoruz sevgili bugün dostlar. Bugün Nil e, nehri çevresinde Bu, konumlanmış olan mu bir aramıza var mı? Yok, son aradayız. 5-10 Be dakikamız Milattan var. Milattan önce evet. işte 3000'lere kadar giden bugün orada Mısır o, e, ve egiptologların incelediği coğrafya içerisindeki o tarihsel yapı anlaşılıyor. Ama benim iddiam şudur ki aslında burada bahsedilen Mısır o Mısırlıların Atlantis diye bahsettiği dönemdir. Yani kendilerinden çok daha önce anlatılan bir dönemdir. Orada bahsettikleri tanrılar tırnak içerisinde o binlerce yıl yaşayan varlıklar ve krallıklar dönemini hesapladığın zaman ki Merato'nun kayıtlarında da aynı şekildedir. On binlerce yıllık bir dönem çıkar. Bu araya sığdıramayız. Ve onlar aslında kendilerinden çok önceki bir döneme anlatıyorlardı. Ve bugün bizim karşımıza Platon'un Atlantis diye Yunanca ifadesiyle koyduğu Eski Mısır dilinde veya Koptice'de ne ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz başka bir ülkeden bahsediliyor orada. Ve biz alıp peygamberleri de o dönemin içine oturtuyoruz. Ama bu kronoloji veya tarihsel yerleştirme aldığımız referans noktaları bizim düşündüğümüzden çok daha faz farklı ve çok çok daha eskidir. Evet yani aslında hani o bahsettiğimiz e, Benjamin Franklin'in çizmiş olduğu doların üzerindeki e, üçgen var ya, Hani her şeyi gören gözle dahil olmak üzere, onun e, Kolombiya kaynaklarında 5000 yıllık e, bir e, tarihi, antik bir e, heykeli bulundu. Bunu da unutmayın. Aynısı, birebir. Bu arada da şöyle bakalım, yani e, biraz önce e, senin bahsetmiş olduğun Atlantis kaynağı, ilkin Atlantis, ardından Mısır, sonra da işte gizli örgütlerin çıkış noktası diye bakabilirsiniz. Babil'de buradan etkilendi. Ali Selman Demirbağ e, selamlar demiş. Sizi izliyorum. Çok güzelsiniz yazmış. Bir de selam Selam de. olsun Ali'ye. Diyor ki güneş patlamalarında diyor, e, güneşin e, bir şekilde patlama olabilmesi için önce lekeyi bulmadan güneş patlaması söylemesi ha. zor demiş. Evet. Tabii ben de katılıyorum. Bununla Ama, ilgili bir yayın vardı. Evet, e, i̇ki gün önce zaman. ben gördüm. Büyük bir lekenin tespit edildiği, senin programın başında da dikkat çektiğin ve bunun birkaç gün içerisinde ki 3 gün dersen bu yarın hafta oluyor. Dünya üzerinde etkiler yaratabileceğine dair NASA'dan gelen bir açıklama vardı. Ama bu etkilerin ne kadar büyük olacağı, bizim ne kadar hissedeceğimiz konusunda bir detay yoktu. Ama böyle bir açıklama da geldi. Onu da bir e, ekleme, yapmak ekleme lazım. yapmış olalım. Şimdi yine bir soru alıyoruz. Yani diyor ki kutsal ait sandığının tepesindeki birbirine ters düşmüş, ters duran yani aslında e, bu iki kuş neyi temsil eder diye soru sormuş. Melek kanatları değil onları. Evet. onlara. Yani onlar herhalde... Kerubilerden bahsediyoruz. Kerubi. için evet. Şimdi bir frekans oluşturuyor olabilirler. Onu Ne diyorsun? Kerub meleklerinden bahsedilir. Bunlar e, Tanrı'nın tahtının taşıyıcısı melekler diye Tevrat'ta geçtiği ifadesiyle söyleyelim. Bunların e, karşılıdır ve bu aynı e, kanatlı melekleri biz Ayasofya'da da görürüz. Ayasofya'nın o kubbede görürüz. Dört tanedir Kerub orada. Keru melekleri. Bunlar dört evet. tanedir orada. Şimdi Zekeriya e, 0 1 3 4 4 1 6 1 gibi uzun bir yani e, ismi olan arkadaşımız demiş ki iyi akşamlar Ertan Bey ve e, konuklarınıza e, UFOların zaman değiştirme imkanı var mıdır? Yani UFO'lar bu dünyaya mı aittir? Ne kadar gerçek ne kadar değil kısmı var. Zaten adı üzerinde unidentified flying object dediği baş harfleri tanımlanamayan uçan cisim. tanımlanamadığınız her şey UFO diyebilirsiniz. Ama burada kastedilen dünya dışı zeki yaşam formlarına ait uzay gemileri. Evet, Arıya Çok o açıdan geliyor. baktığımızda yok. Işte işte 1900, ben 48 yılında Roswell'de yaşanan olay <laughs> vardır ve oradan dünyaya düşen bahsedilir ki olay hakikaten ilginçtir. Yani İngilizce ilginç olmasının sebebi de ilk olay olduğu zaman yapılan açıklama bir uzay gemisi düştü diye açıklama yapılır. O dönem televizyonlar tabii yok, radyo var ve radyodan bilgi geçiyor. Ve herkes şoka oluyor. Bu sefer Amerika'da Pentagon'dan yetkililer hemen New Mexico'nun Roswell kasabasına gidiyor. Ne oluyor burada? Hop bakalım falan diye. Yerel askeri yetkililerin ilk yaptığı açıklamayı yalanlıyorlar. ...burada UFO falan düşmedi... ...bu bir meteoroloji balonuydu... ...diyerek yeni bir açıklama yapıyorlar ertesi gün... ...tabii inanırsan inanırsın yani... ...ve ondan sonra... ...onun üzerine başlayan Sen de 51. Musun? bölgedeki... Ne de düşünüyorsun? ...ben bu... ...gemilerin yeni bir şey... ...yeni bir fenomen değil... ...bu binlerce yıllık bir fenomen olduğunu... ...eski İçin metinlerde evet. görüyorum... ...kaynak alarak söylüyorum bunu... ...böyle bir vaka var... ...ve buradan yola çıkarak... ...o 1948'deki gemiden hareketle... Bunu reverse engineering diye bir kavram var. Tersine mühendislik diye bizim çevirebileceğimiz. Mühendis ne yapar? Sıfırdan bir şeyi yapar, inşa eder, ortaya koyar. Ama burada yapılmış bir şey üzerinden yola çıkarak onu söküyorsun. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışarak elinde bir referansla yapıyorsun bunu. Ve bu referansla da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı UFO'lar geliştirdiği, hatta daha da geriye gidersek 2. Dünya Savaşı öncesinde bunu Hitler'in de buna benzer uçan cisimler, daire şeklinde cisimler yaptığına dair bir sürü söylemler vardır. Ve bu teknolojik yani askeri amaçla, savunma amacıyla yapılmış gemileri biz gördüğümüz zaman onları da UFO zannedebiliriz. Ne olduğuna dair kesin bir hüküm koyamayız. O yüzden spekülatiftir diyorum ama bunun binlerce yıl geriye götürebileceğimiz bir fenomen olduğunu da reddetmiyoruz. Yani şöyle açıklama yapalım mı? Yani bu dünyaya ait bir olanlar cisim midir? da var, olmayanlar da yani. var. Olmayanlar derken tam bahsettiğin dünyaya bunlar geçmiş dönemlerde dünyaya geldiler. İnsanlarla bunların temasları oldu. Bu çok net kayıtlarda var. Tabi bu kayıtlar tek bir yerde değil. Dünyanın birçok farklı döneminde ve birçok farklı medeniyetinin bize anlattıkları arasında. Bu kitapta zaten onu yazdım, onu inceledim. Evet. İnsanlığın bugün bildiğimiz en eski yeri Göbekli Tepe olarak biliniyor ama Göbekli Tepe'nin de çok öncesine ait e, sitelerin, arkeolojik buluşların yakında yapılacağını da biz izleyeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde insanlık tarihi olarak. Ve nasıl ki Göbekli Tepe bütün klasik tarih tezlerimizi alt üst ettiyse bunlar da yeni yazılan tezler de alt üst olup başka bir resim karşımıza çıkacak. Ve bunlar içerisinde de yine bu temaslara ait işaretleri göreceğiz. Eski insanların tanrı dediği varlıklar işte o gökyüzünden gelenlerdi. Bunlar tanrılar olarak açıklamıştı. Çünkü daha farklı kabiliyetleri yoktu. Onlar uçuyordu, yüksek teknolojileri vardı. Nasıl anlatacaklardı? Kendi tabirleriyle anlattılar. Ve bugün benzerini yaşadığımız zaman da, yani bugün de gökyüzünden uzaylılar geldiğinde insanların tepkisi bundan farklı olmayacak. Kayıtları Bizden yüzlerce yıl sonra okunan kişiler tarafından yine bunlar bu şekilde okunacaklar. Gökhan bu arada bize bu The Economist'in 2021 takvimini e, ekrana verirsen çok sevinirim. Onun üzerinden e, şimdi sevgili dostlar, tabii hani e, The Economist daha çok hani benim çok yakından e, kamuoyuna yani e, daha çok anlattığım, söylediğim ve böyle bir moda başlattığım bir iş oldu. Şimdiden e, The Economist dergisinin 4,5 ay önceden söylüyorum 2021 kapağı budur efendim. Bunu da yayınlamış olayım hani ilk kez evet. görsünler. Bunun üzerinde yorumlar yapacağız. Yine her zamanki gibi en son yorumu ben yapacağım. En ilk yorumu da Hamza yapsın istedim ben. Evet. Ee, i̇nşallah bugün değil ee, tamam. kendi kanalında yap çünkü ha. bunun üzerine e, daha çok konuşacağız, konuşacağız Bakarız. şimdi gelelim de ekonomisti verdiğimiz zaman şöyle bakıyoruz ee, orada tabi geçmiş tarihler de var koronayı görüyoruz İşte Trump'ın e, daha çok otoriter durumunu görüyoruz Şu, dergide. Ben, şöyle bakmak gerekirse. Evet. Hatta yani, resmi de önüme açacağım şimdi. Sen tamam. Twitter'da çünkü bunu paylaştın hatta senin Twitter e, hesabını da bir referans vermiş oldun. Evet. Buradan açayım öyle öyle devam etsem. Şimdi bakıyorum. şöyle bakalım sevgili dostlar. Unutmayın ki devamlı insanoğlu bir devrim içinde. Yani kendilerine toplumlar bir şekilde devrim arıyorlar. Bu devrimlerle birlikte insanoğlu gelişiyor Hamza. Evet. Öyle iddiası var. 1789 Fransız devrimini ele aldığımız zaman kardeşlik, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar öne çıkmıştı. 2020 yılına geldiğimizde bir devrime daha ihtiyaç oldu. Bu devrimin ismi ise dijital bir devrim olacak. Yani isterseniz buna çok net olarak dijital devrim deyin. Bundaki ise mottolar yine tekrarlayarım. Tekillik, üstünlük ve seçilmişlik üzerine kurulacak. Bu programda biraz bunlardan bahsettik. Ee, Serhat Ahmet'tan e, bir yere gitmesi gerekliydi. Çok acil bir telefon geldi. Oraya gitti. Şimdi biz de merak ettik. İnşallah bir şey yoktur. Ee, sevgili dostlar programımız böyle e, son buldu bu, bu haftalıkta. Evet. Hamza çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programa katıldın. Abi, son olarak zaman. söylemek istediğim bir şey varsa sevinirim. Son olarak şunu söyleyelim. Ee, dünya insanlığı olarak tarihte ender görünmüş anlardan birinin içerisinde yaşıyoruz. Ve bunu bu tarihsel döneme e, şahitlik ettiğimiz için kendimizi bence şanslı saymalıyız. Birçok insan bu felaketler böyle arka arkaya geldiği gibi böyle yakınmalar ki neden bu dönemde doğ, doğdum diye tabii yakınabilir. Ama e, her zaman olaylara iyi tarafından bakıp olumlu olmak ve iyimser olmak e, gerektiğini hatırlayalım diyerek ben bitireyim sözlerimi. Evet. E, Kahinlik yapmak istiyorsanız sevgili dostlar. Geçmişi iyi okuyun. Diyor ki geleceğin en iyi kahinleri geçmiştir diyor Lord Byron Efendim bu haftalık da bu kadar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz hem Hamza'ya hem de Serhat'a.